Evet, bu akşamlar 28 Aralık Pazartesi 90 Artı'da birlikteyiz. Tabii ki belirteyim, 90 Artı'nın da günü değişti. Bu haftadan itibaren artık buluşma günümüz Pazartesi olarak bunu belirteyim ve yayına da başlayalım. Geçtiğimiz hafta lig tamamlanmıştı. 13 haftalık lig geride kaldı kapet liglerinde. Süper Lig'de Binatlı 1. Lig'de Girne Halkevi, 2. Lig'de ise Maraş ilk devreyi lider olarak tamamladı. Tabii ki bu hafta itibariyle gözler artık şeye çevrilmişti, kupaya çevrilmişti. Kupa karşılaşmaları vardı. 15'i cumartesi, 1'i ise dün oynandı ve tur atlayan takımlardan sonra bugün gün içinde de kurallar çekildi ve ikinci tur eşleşmeleri de belli oldu. Ve ayın sonunda artık 26 Ocak'ta da kupa karşılaşmaları, ikinci tur oynanacak. Kupayla yapacağız girişi. Öncelikle ilk turda alınan sonuçlar, ikinci turdayız, eşleşmeler nasıl oldu? Onunla birlikte de yayınımıza gireceğiz. Sonra İstiklal'daki değerli konuğum var. Hem ligin ilk devresini hem de kupa karşılaşmalarını değerlendireceğiz. Bir bakalım kupada alınan sonuçlar nasıl olmuş? Bugün çekilen kurallar sonrası ise eşleşmeler nasıl olmuş? Onunla başlayalım. Birinci eleme turunda Lefke 4, Göçmenköy 1, Türk Ocağı 2, Dumlupınar 1, Görne 0, Mausa Türk Gücü 4, Denizli 1, Doğan Türk Birliği 4, Bostancı Bağcıl 0, Yalova 1, Gönyeli 4, Girne Halkevi 2, Yeni Boğaziçi 2-2 tamamlandı. Uzatma dakikalarında ise 4-2'lik üstünlükle Yeni Boğaziçi tur atlayan taraf oldu. Ve dün oynanan bir karşılaşma vardı. Tek karşılaşmaydı. Öncesinde Türkmenköy 3, Değirmenli Güç uzatmalarda 6-5'lik üstünlük Türkmenköy'de. Türkmenköy tur atlayan takım, tek sürprizi gerçekleştiren takım diyebiliriz. Süper Lig temsilcisine karşı Yalova'dan sonra. Cihangir 2, Bafil Kürdü 0, Karşıyaka 0, Mor Menekşe 1, Esentepe 0, Küçükkaymaklı 2, Yenicami 5, Düzkaya 0, Gençler Birliği 3, Ozanköy 2, Hamitköy 0, Binatlı 4 şeklinde oluştu. Ve son iki karşılaşma, Gavi Çetinkaya 1, Tatlısu 1, normal süre uzatma 2-2. Günün sonunda ise 9-8'lik penaltılarda atışlardan sonra Gavi Çetinkaya zar zor atladı turu diyebiliriz. Maraş 2, Gençlik Gücü 5 ise alınan bir başka sonuç. Birinci eleme turu bu şekildeydi. Kura çekimi yapıldı akşam üzeri ya da öğleden sonra deyim. Eşleşmeler de şu şekilde oldu ikinci eleme turunda. Gençlik Gücü Türk Ocağı, Gavi Çetinkaya, Gençler Birliği, Gönyeli, Lefke, Doğan Türk Birliği, Mor Menekşe, Cihangir, Türkmenköy, Mausa Türk Gücü, Yalova, Yeni Boğaziçi, Küçükkaymaklı, Binatlı, Yenicami ise ikinci eleme turundaki eşleşmede ilk maçlar 26 Ocak'ta oynanacak. Karşılaşmanın rövanşı ise 30 Ocak 2016'da oynanacak değilim. Bu şekilde bundan giriş yaptıktan sonra stüdyoya döneyim. İki değerli konuk, bir tanesini zaten yakından biliyorsun, Tahir Topaloğlu, geçmiş süreçte bana verdiği katkılarla her zaman kendisine teşekkürü borç bilirdim. Diğeri ise saygı duyduğum isimlerden bir tanesi Nazım Burgul. Teşekkür ediyorum katıldığınız için. Biz teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Evet, bir arada görmek sizi güzel. 13 haftalık periyot geride kaldı. Nazım Hoca'dan başlayayım Tahir. Evet evet tabii ki. Hocam 13 haftalık periyot geride kaldı. Ligin zirvesinde Binatlı, evet. Namı değer karıncalar. Gençler Birliği maçıyla başlayan bir serüven, 0-0'lık eşitlik. Sonrasında derin bir yolculuk. Batı'ya acaba şampiyonluk bu sezon gider mi diye de kafalarda bir soru işareti. Başkent'ten çıkarmış şampiyonluk bu sene. İlk devreye göre, ilk 13 haftalık periyotta Nazım Burgul'un değerlendirmesi nasıl Kapet Süper Lig adına? Tabii Binatlı merkezli bir ligimiz var. Sonuçta 2003 ruhu tekrardan vasıl oldu. 2003'te şampiyon olmuşlardı, Süper Lig şampiyonu. 2005'te de Federasyon Kupası'nı kaldırmışlardı. O ruh yeniden, yeniden inatla ve inançla her ne pahasına olursa olsun kazanmalıyım felsefesiyle birlikte namalip liderliğinin keyfini yaşıyorlar. Sonuçta Binatlı kazanan takım hüviyetiyle birlikte tabii ki Kıbrıs'ın kuzenindeki liginde, Süper Lig'deki tek yenilmeyen armada. Kuvvetli ihtimali de hem iki rotada yer alacaklar, hem kupada yer alacaklar, hem Süper Lig'de şampiyonluğu kovalayacaklar. Tabii Cihan Binatlı merkezde, az sonra açarız konuyu, Binatlı ile ilgili yaptığımız bir söyleşi vardı. Oraya gitmiştik Mustafa Müdür'le. Gökmen Volkan dün akşamki programda da inceledik. Detaylı bir şekilde Binatlı inceledik. Çok farklı noktalarda, farklı sürer durumda ve tabii ki performans yönetimi açısından hem dışsal hem de içsel motivasyonel hazırlığın tam olduğu, finansal sıkıntıların olmadığı, finansal sürdürülebilirlik açısından sabit gelir getirici yatırımların da gerçekleştirildi. Yani geleceğin Binatlı'sını yaratma adına hem dışta idari mekanizmada hem de işte performans mekanizmasında kendine ait bir antrenman sahası var. Antrenmandan çıkıp hemen kulüp binasına bitişik.
duş alıp hemen sofraya geçiyorlar. Bir birliktelikleri var. Bu çok önemlidir. Yani futbolcuların bir sonraki maçı çok konuşmaları, siz futbol oynadınız, hocam yıllarca futbol oynadı. Yani o maçı konuşmaları, birlikte olmaları, her akşam sofrada buluşmaları bir aile hüviyeti içerisinde. O sosyal paydaşların da artmasıyla birlikte işte takım da şampiyon oluyorlar. Binat'ta da bu seri yakaladı. Bir kez daha kutlarız tabii Larnaka. Onlar da seri yakaladılar. Karıncalar nereden geliyor hocam? Vallahi sordu konu da o karıncalar meselesini. İlk intibamız... Bunca yıldır böyle bir şey yoktu. Karıncalar yoktu. Aslında yerin altından çıktı. Bu uçan ere sormak lazım. Çok sorduk. 2-3 kez sorduk. Evet. Lig sonunda söyledi karıncalar. Dün akşam başkanı da sorduk Orsel Neşe'ye. O da tam emin olmadığını, bilmediğinden bahsetti. Karınca hocam çalışkan değil. Ama bir pankart var yani. Güzel Zafer Saz'ın girişinde bir karınca pankartı. Karıncalar çalışkan. Hı. Çalışkandır. Yani ateş böceği, karınca masal var. Yani sürekli 7-24 çalışan bir ordu, takımdaşlık sürekli olarak birlikte oynayan, birlikte paylaşan, dayanışan, yardımlaşan bir takım, bir ekipten bahsediyoruz. Ve her zincir en zayıf halkası kadar güçlüdür. Binat'ta da en zayıf halkı yok artık. Sonuçta o takımdaşlık içerisinde tabii bir iki transfer yapacaklar. Hem çünkü hem kupa serüvenleri başlıyor, hem lig serüvenleri devam edecek. Bu süreçte de kura da çekim. Az önce bahsettiğiniz, birazdan da açar, siz evet, daha tamam, detaylı bir şekilde incelersiniz. Binatlı merkezli bildik. Larnaka Gençler Birliği'ne çok saygı duymak lazım. Çok güzel bir köşe yazın vardı. Larnaka'da uçak havalandı diye bir köşe yazın vardı. Dikkatli okudum. Keyifli bir başlıktı. Uçağın burnu yükseldi. Evet. Larnaka uçağının burnu yükseldi. Sağ olun. Tabii Hasan Topaloğlu ile birlikte bu trend. Ahmet Doğan Hoca maalesef kısmet olmadı. Daha sonra o takımdaşlık, o iki kişilik oynama, paylaşma, hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için ruhu. Ve de tabii ki öncesi, esnası ve sonrası o Larnaka Gençler Birliği sevdalıların da işe girmesi ve tabii ki biraz da şans lazım. Bu süreç içerisinde çok da çalışmak lazım. Formayı satana puan veriyorlar. Çok mücadele etmek lazım. Larnaka Gençler Birliği de müthiş performansıyla devam ediyor. Mağasa Türkücü Flash, onlar da ikinci sırada. Mağasa Türkücü de transferlerle birlikte, onlar da ortanın üzerinde yer alıp da artık yavaş yavaş şampiyonluk, onlar da yakın geçmişte şampiyonluk yaşamışlardı malum. Geleceğe ilişkin performanslarında o yeni cami bütçe açısından küçüldük diyorlar ama performans açısından herhangi bir küçülme yok. Onlar da orta üzerinde. Gayu Çetinkaya sürpriz. Sonuçta daha iyi performans bekliyordu. Böyle büyük bir bütçe. Avaraj 180 bin euroluk bir bütçeleri var. Yani bu da 400 bin TL'ye tekabül eden. Yani o Gayu'nun de işin içerisine girmesiyle, Çetinkaya markasıyla Gayu markasının birlikteliği. Ve de tabii ki kolay değildir. Futbolcu o formayı terletmek ister. Geçtiğimiz yıl yaşanan olaylar da malum. Düşmeden direkten dönen bu yıl toparlananlar ve Gayu ile birlikte. İyi transferler devam ediyor Serhan Önet'le birlikte. Serkan Önet'i de kovalayacaklar herhalde. Daha kovalayacakları birkaç futbolcu daha var. Onlar da potada sonuçta sonuna kadar devam ediyor. Çok oyun kalitesi ötesi heyecanlı bir lig yaşıyoruz. Bu heyecanla giden de kaybedenler kulübü var. Malum Sergi. Yeni Boğaziçi, Dermenlik, işte Muharmen Eşi hayal kırıklığı, Türk Ocağı büyük büyük hayal kırıklığı bunlar. Bu dörtlü hayal kırıklığıyla birlikte. Orta sıra sıkışan Cihangir, o da yavaş yavaş bir tek yükseltecek. Küçük Kaymaklı, Lefke, Doğan büyük hayal kırıklığı. Onlar da kupaya odaklı bir takım olma arifesindeler. Onlar da ligden koptular. Ya böyle bir çerçeve içerisinde ilk devreyi değerlendirebiliriz. Evet Tahir. Şöyle başlayalım. Uzun yıllar futbolda oynadın. Bu şekilde puan tablosu birbirine yakın takımlar, denk güçlerli bir ligi böyle geriye döndüğünde kaç sene öncesi söyleyebilirim böyle bir lig yaşadın? Tabii lig tarihine baktığımızda zaten başkent takımlarının içinde olmadığı bir sezon 25 sene önce yaşanmış. 25 sene sonra ilk kez bir ilk devre başkent takımlarının içinde olmayan bir üçlü ön plana çıkıyor. Tabii sezon öncesi böyle bir puan durumuyla karşı karşıya kalacağımızı söylese birileri veya yukarıdan birileri, kimse ya git şaka yaparsın falan derdi. Şimdi Binatlı hatırlayalım, sezon başı sıkıntılı bir dönem yaşadı. Başkan Örsel Meşe başkanlığa adaylığını koymayacağını ve yönetimin başkanlığın başkaları tarafından devralınmasını talep etmişti. Uzun haftalarda mütakip defalar seçime gidildi. En son destek alınca devam etmeye karar verdi ki baktığımızda Binatlı'nın kadrosuna 5-6 tane de kiralık
transfer var takımın içerisinde. İşte yöneticilik başarısı, teknik adam başarısı burada ortaya çıkıyor. Böyle kurulmuş bir kadroyu harmanlayıp bu çocukları birlikteliğini sağlayabilmek ve bir takım kimliğini yaratabilmek işte kolay değil. 6 tane kiralık transfer artı 2 yabancı. Çünkü geçen sene birincilikten geldi Süper Lig'e binatlı takımı. Ve bu yabancı bir kadroyu bir anda harmanlayıp takım hüviyetine sokabilmek ve yarışmacı bir takım haline getirebilmek ve zirveye oturup bu zirvede kalabilme başarısını göstermek işte kolay değil. Binatlı'yı gerçekten yürekten kutlamak lazım. Başta Başkan Örsel Meşe Yönetim Kurulu, sevgili Niyazi, uzun yıllar karşılıklı top oynadık, şimdi teknik adamlık yapıyor. Hırslı, futbolculuğunda olduğu gibi çalışkan. Ben kutluyorum hepsini. Tabii hocam maddi kriz yok falan dedi. Şu an için evet yok. Başarının olduğu yerde bunlar camia toparlanıp güçlerini birleştirip bu başarıda ilerleyebiliyorlar. İşte çok önemli bir güç var orada. Yani Mehmet Çangar gücünü unutmamak lazım. Ciddi maddi katkı sağlıyor Binatlı takımına. Bunun yanında diğer etkenler de Örsel Meşe'nin çalışkanlığı, yönetimin çalışkanlığı ve her zaman bunu vurguluyorlar. Bizde objektiflik var. Herkes takımda kim ne aldığını biliyor. Bu da onların kimsenin kimseyi eleştirmeyeceği, kıskanmayacağı bir ortam yaratıyor onlarda ve bence bu başarının ardında bunlar var diye düşünüyorum ben. Birçok yıldızlı sporcu transfer edersiniz ama başarıyı yakalayamazsınız. Takım olmak önemli. Binatlı bunu başardı. Mausa Türk Gücü birçok kesimin zaten sezon başında zirveye oynayacağını gösterdiği bir takımdı. İyi bir kadrosu var. Başlarında da futbolu bilen, golün nasıl atılacağını bilen çalışkan bir teknik adam var. Ali Oraloğlu gerçekten son dönemlerde genç teknik adamların başarılarını gördükçe biz seviniyoruz. Çünkü bunlar bizim jenerasyonumuzun futbolcuları ve ben gerçekten seviniyorum. Ve eski neslin teknik adamları baktığımızda artık görev almadığını görüyoruz. Herkes genç teknik adamlara çalışkan, özverili teknik adamlara yöneliyor. İşte onlardan bir tanesi de Ali Oraloğlu. Yani bir spor adam olarak Ali Oraloğlu gibi isimlerin artık sahne almasını istiyorsun herhalde bu liglerde. Tabii ki kesinlikle. Kesinlikle zaten bunlar da çoğalıyor işte. Niyazi, Ali Oraloğlu, Hasan Topaloğlu. Şu anda aklıma gelenler. Sedat Deveci, Hakan Sermaye. Yani bunlar hep genç neslin teknik adamları. O yüzden ben seviniyorum bunları gördük sonra ve başarılarını da takdir ediyorum. Mausa Türk Gücü iyi bir kadrosu var, iyi bir takımı var. İnişli çıkışlı grafik sergilediler. Bazı maçlarda da beleş puanlar verdiler. Belki şu anda ya Binatlı ile aynı puanda veya Binatlı'nın bir puan önünde, iki puan önünde olabilirlerdi. Bir Yeni Boğaziçi maçı kaybettiler. İçeride kayıpsızdılar ama. Evet, bir Yeni Boğaziçi'ne puan verdiler ki az takım Yeni Boğaziçi'ne puan verdi. Hatırlayabildiğim bunlar Gençler Birliği 5. haftadan sonra inanılmaz bir çıkış. 8 maç 7 galibiyet. Müthiş bir seri bunu yakalayabilmek için az önce Binatlı ile ilgili söylediğimiz gerçekleri Gençler Birliği için de söyleyebiliriz. Bir anda bir kimlik değişikliğine uğradı Gençler Birliği orada. İşte Ahmet Ogan'ın bıraktığı bir takımın hemen el değiştirip başka bir teknik adamla birlikte değişen bir kimlik, değişen bir ilk 11 kadrosu, sahaya konan birliktelik, dayanışma, mücadele, hocamla birlikteydik Ocak maçında, sahada belki kaliteli bir futbol görmedik ama inanılmaz bir mücadele, topa, o topuğun değerini bilen bir takım gördüm ben o gün sahada ve bunun neticesinde de ne yaparsanız yapın ardı arkası geliyor. İşte 8'de 7'lik müthiş bir performans ve Gençler Birliği şu anda belki tarihinde ilk kez ligi ilk devresini 3. sırada bitiriyor. Onları da kutlamak lazım. Yeni Cami sezon başı zaten gönderdiği oyuncularıyla ve yaşadığı özellikle 13 maçlık periyot içerisinde gerek sakatlıklar gerekse disiplinsizliklerden doğan kartlardan
kartlar sebebiyle bence çok da iyi bir noktada. Daha kötü yerde de bitirebilirlerdi. Çünkü takımın önemli futbolcuları işte Ünal gibi, Adil gibi, Neval gibi önemli oyuncular gerek cezalardan gerek sakatlıklardan çok sıkıntılar yaşadılar. Halil 2-3 hafta arka adalesinden ciddi sıkıntılar yaşadı. O yüzden bana göre Yeni Cami'nin bulunduğu nokta yaşadığı problemleri baz alacak olursak iyi bir nokta olarak değerlendiriyorum ben. Keza Gayu Çetinkaya da aynı şeyleri söyleyebilirim. Çok geç bir sezonu açtılar. Gayu Çetinkaya içerisinde ciddi sıkıntılar yaşadılar. Toygar Davulcu'nun gönderilmesine kadar takım içerisinde futbolcular ve teknik adamın yaşadığı sıkıntılardan puanlar kaybettiler. Daha sonra Toygar Hoca'yı gönderip Fırat Hoca'yı getirdiler. 2 haftalık bir galibiyet serisi ardından düşen bir trend. Bu yüzden normal görüyorum ben Çetinkaya'nın bu noktalarda olmasını. Şimdi ciddi transferlere eğildiler. Şimdi bu transferler Çetinkaya'ya nasıl yansıyacağını hep birlikte göreceğiz ama eğer Çetinkaya oluşturacağı kadroyla Binatlı ve Gençler Birliği gibi eğer takım olamazsa hocalarıyla, yönetimiyle, futbolcusuyla eğer bir vücut olamazlarsa ve yine aynı filmler Çetinkaya'da dönmeye başlarsa Çetinkaya şimdi bulunduğu konumdan daha da aşağıya gidebilir. Ne kadar da kaliteli bir kadrosu olursa olsun. Bunu net bir şekilde söyleyeyim. Çünkü son zamanlarda zaten bunu yaşıyoruz diklerimizde. Özellikle futbolcuların istediği teknik adamlar takımın başında kalıyor. Futbolcuların istemediği teknik adamlar gidiyor. Bu çok tehlikeli bir durum. İnşallah bunu bir an önce takımlarımız aşar. Lefke benim yıllardır hayal kırıklığı yaşadığım takımların başında gelir. Çünkü elinde mevcut kadrosu en iyi olan takımlardan bir tanesi ama gerçekten kendi içlerinde çok ciddi sıkıntılar yaşıyorlar. İşte son olarak Bülent Hoca'nın takımdan ayrılması ve Bülent Hoca ayrılana kadar takım içerisinde yaşananlar ki bunları ben biliyorum ama burada açıklamak istemiyorum. Çünkü Lefke seviyorum. Ben Lefke'nin zirve oynamasını seviyorum. O potansiyelin zirve oynamasını istiyorum ben. Çünkü baktığımızda liglere en zor deplasman Lefke'dir ve Lefke bu ligin ihtiyacı var. Güçlü bir Lefke'ye. Sen devamlı Lefke'ye gidiyorsun. Adeta oraya kamp merkezi vurdun sevgili Beyza'da. O yüzden Lefke kendi içerisindeki sorunları ne zaman çözerse o zaman şampiyonluğun bir numaralı adayı olur. Ama bu sıkıntılar işte o onu istemez, o onu istemez, o onun kuyusunu kazar, bu bunun kuyusunu kazar. Asla Lefke bunları yaşadığı sürece hayretmez. Tabii Doğan Türk Birliği herkesin bir numaralı favorisiydi. Evet. Sezon başı şampiyonluk favorisiydi. Şimdi hepsiyle konuşuyoruz. İşte Bayar Başkan, Caner Hoca pişmanlıklarını ifade ediyorlar. Geçen seneki o kolej havasını yakaladıkların takımın ortamını bu sene yakalayamadılar. Tahir sebebini sorarsan sana ne söylersin? Yani iç huzursuzluk. İç huzursuzluk. Orada bir grup futbolcu kesiminin, isim vermek istemiyorum. Bir grup futbolcu kesiminin yine orada yaşattığı huzursuzluk ve işte teknik adamı yeme isteği sonucunda başarılı olamayan bir istek. Evet. Ama bu kombine Bu ekip çalışması takıma zarar verdi. Hı. Ve Doğan Türk Birliği şu anda kimsenin düşünmeyeceği bir noktada 7. sırada 18 puanla şampiyonluğun bir numaralı adayı olarak gösterdiğimiz Doğan Türk Birliği. O kolej havasını kendi sporcuları bile hala arıyor. Ben birçoğuyla da konuşuyorum. Ve keşke diyorlar geçen seneki havamızı yakalayabilseydik bulamadık. O huzursuzluk bizi bu noktalara götürdü. Tabii bir başka önemli etken de kaleci faktörü. Doğan Türk Birliği sezon başı en büyük hatayı kaleci almamakla yaptı. Bir kaleci, bir santrafor eksiğiydi. Bana göre Doğan Türk Birliği'nin sezon başı yapması gereken transfer geçen seneki kadroya sevgili hocam tutmadı. Kaleci Okyanus beklenen performansı vermedi. Bu iki noktada yaşadığı sıkıntılar ve az önce belirttiğim iç huzursuzluk Doğan'ın bu noktada olmasını sağladı. Küçük Kaymaklı zaten sezon başı ne yapmaz,
ne yapacağı belli olmayan bir tutumla lige başladı. Birçok oyuncusunu gönderdi. Şimdi de transfere öneriyor. Kaliteli futbolcuların peşinde koşuyor. İşte İbrahim Çıdamlı ile anlaştılar. Büyük ihtimal Küçük Kaymaklı'da forma giyecek ikinci devre ama Atalan Üsküdar'ı geçti. Küçük Kaymaklı'nın bu noktadan sonra şampiyonluğu kovalaması mümkün değil. Bu yüzden sezon başı iyi strateji yapıp, hedefi belirleyip ona göre rota çizmek lazım. Bugün baktığımızda bu tüm takımların içerisinde tek ciddi gelir kaynağı olan takım Küçük Kaymaklı'dır. Dükkanlarıyla olsun, kurumsal yapısıyla olsun, çevredeki zengin iş adamlarıyla olsun. Yani bugün Küçük Kaymaklı'nın sıkıntı yaşayamayacağı bir durum mevzubahistir ama bana göre Küçük Kaymaklı iyi yönetilmiyor. Bu yüzden de şu anda bulundukları noktada bundan kaynaklanıyor diye düşünüyorum ben. Cihangir, Bostancı Bağcıl, Türk Ocağı, Mor Meşet Değirmenlik ve Yeni Boğaziçi bana göre ikinci devre düşme adına sıkıntı yaşayacak. 6 takım olarak görüyorum. Bu 6 takımdan 2 tanesi ikinci lige düşecek. Bana göre en zayıf halka burada Yeni Boğaziçi ve Değirmenlik. Eğer takıma takviye yapıp toparlanmazlarsa, Yeni Boğaziçi işte 2 yabancısını gönderdi, yeni 2 tane yabancı alıyor. Takviye peşinde koşuyorlar ama nerede bu topçular? Transfer dönemi başladığında görecek nerede olduklarını. Ne kadar da bulacaksın ki oyuncu işte, yani devre arası? Bulmak zor. Yani ne bulabilirsiniz? İşte ya ilk yarı forma giymeyen bir oyuncuyu alacaksınız ki o da o futbolcuyu hazırlayıp hem mental hem fizik yönünde hazırlayıp sahaya süreceksiniz. Size verim versin. Bunu da yapmak kolay değil çünkü süre az. O futbolcuyu hem fiziksel olarak hazırlayıp hem mental olarak hazırlayıp sahaya sürüp ondan verim almanızı beklemek çok zordur. Hocam daha iyi bilir o fiziği hazırlama konusunu, yıllardır bu işin içerisinde yoruluyor. Mon Menekşe tam bir hayal kırıklığı. Geçen sene hemen hemen aynı kadro, iki yabancı, bu sene ciddi sıkıntılar yaşadılar ve geldikleri nokta. Bunları söyleyebilirim sevgili Beyzade. Ama keyifli bir lig oluyor. Futbol kalitesi yüksek olmasa da heyecan, mücadele iyi oluyor, iyi bir lig oluyor. İnşallah ikinci yarı Değirmenlik, Yeni Boğaziçi biraz daha fazla puan alır. Ligden kopmazlar çünkü koparlarsa bu ligden bu iki takım, Mor Menekşe Türk Ocağı katabiliriz içerisine. Eğer bu takımlar bu şeyden koparlarsa, bu potadan, o sevmediğimiz, hiç istemediğimiz konuşmaları bu üst stüdyolarda inşallah yapmayız. Tabii transfer de çok detaylı inceledi Tayyar Hocam ama baktığımızda işte bundan sonraki süreçte senaryolar içerisinde transferler, yani takımı güçlendirme politikaları da var. Artı hem yönetimin güçlü olduğu, protokol tribünü, gerçek şampiyonlar, takımı dürtüleyen, motiveleyen, birlikte hareket ettirip belli bir noktaya yönlendiren, onları sürekli harekete geçiren, onların düşüncenin belli bir noktaya odaklaşmasını sağlayan yönetimler aslında. Yani ikiniz de futbol oynarız, bu işin içerisinden geldiniz. Sonuçta bu Diyalog TV yazıyor. Sevgili yönetmenimiz Serkan çay yaptı. Bu çayın maliyeti 1 TL'dir atıyor. Burada içersek bunu 1 TL, bunu gidelim Hilton'da içelim. 10 TL'dir, 5 TL'dir. Yani çay içmek istiyorsak bunun 1 TL'si de var, 10 TL'si de var. Hı hı. Sonuçta 10 TL'ye de içebilirsiniz. 1 TL'ye de işte... İçeceğin yerdir ona bile, o mu? Evet, baktığımızda işte 1 TL'ye içiyor binatlı. Eskiden klişe bir cümleydi. 300 bin TL'ye küme düşerdiniz, 700 bin TL'ye orta sıralarda yer alırdınız, 1 milyon TL'ye de şampiyonluğu kovalardınız. Hı hı. Ama baktığımızda artık paranın her şey olmadığı bir binatlı izliyoruz. Larnaca Gençler Birliği izliyoruz. Yani bu iki takım özellikle Lefke takımına bunlara ek olarak yenice mi de nispet edileceğim. Ama iki takımda 500-700 bin TL'lik futbolcular var. 700 bin TL'lik bir bütçeleri var ve şampiyonluğu kovalıyorlar. Yani sonuçta kadro derinliği açısından çok da futbolcu yok şu anda atıl durumda. Yani 3 aşağı 5 yukarı Tayyar Hocam çok detaylı da inceledi. Hemfikirim 6'lı band ve ikili bir band olacak. Ve bu kopmaların artık yavaş yavaş bu altılı bandın da kopup gideceği, çok yakın gelecekte kopup gidecekler. Çünkü kolay değildir. Yani ikinci devre playout'un olmadığı bir süreçte şaibeli maçlarında olabileceği veya şaibede olmasa bile futbolcuların biraz daha x-large hareket edebileceği, daha relax hareket edebileceği bir sinsileler, bir sarmala gelecek, bir futbol organizasyonuna geleceğini düşünüyorum.
Tabii ikincileri farklı olacak sonuçta. Binat'ta takımı ne mağlupsa onu yenmek için, onun yenilmezlik ünvanını elinden almak için de ekstra bir motivasyon. Sevgili hocam, şikeler sadece parayla dönmüyor. Evet, tabii. Yani maç içerisinde biz yıllarca yaşadık. Düşme pozisyonuna da çok geldiğimiz noktalar oldu. Şampiyonla oynadığımız dönemlerde oldu. Kişisel ilişki. Arkadaşız. Evet. Hepimiz bu ülkede arkadaşız. İşte sahaya çıkıyoruz. Beyzade'nin puana daha çok ihtiyacı var. Yani, 3 yıl küme düşmedi hoca sayesinde. Hasan Birol Poyraz'ıyla beraber ikili orta alanda basketbolda müthiş iki de milli takım. Hem milli basketbolcu hem de milli futbolcu ikisi de böyle şey ikili şey kullanırsınız. Yani ne oldu, şampiyon mu oluyorsun? Ne olacaksın falan. Yani o tür diyaloglar çok geçer sahanın içerisinde. Bu dünyada var. Bu yüzden tabii yapanlar, yapmayanlar, yardımcı olanlar, olmayanlar ama her şey parayla dönmüyor şikede. Aynen. Bizim ülkemizde böyle de bir dostluk klişesi, ahbap çavuş ilişkisi her noktada olduğu gibi futbolun içerisinde, futbolcular içerisinde de vardır. Hakemlerde ve gözlemcilerde olduğu gibi. Ya insan olur her yerde. Evet. Yani Blatter'in ve Monsieur Platini'nin 8 yıl hak mahrumiyet aldı. Bir spor, futbol dünyasından bahsedersek her an her şey olabilir. Evet. Evet. Hocam, kafalarda şöyle bir soru işareti var. Herkesin de merak konusudur. Çıkışta olan bir Binatlı, çıkışta olan bir Gençler Birliği. Devre arası bu takımlara yarar mı? Yoksa zararını da görebilirler mi? Yani ikinci devrenin başlamasıyla ki Gençler Birliği Binatlı rasmanıyla başlayacak. Herkesin merak ettiği tek maç olur ama yıllarca top oynadın Tahir. Bu gibi çıkışta olan takımlar için devre arası kar mı, zarar mı? Bence zarardır. Bence zarardır. Neden zarardır? Şimdi havasını yakalayan, her hafta kazanma alışkanlığını yakalayan, o motivasyonu kendine sağlamış bir futbolcu topluluğu var orada. Her hafta kazanarak gidiyor ard arda. Bunu yakalamak çok önemlidir. O özgüven, futbolcunun sahaya koyduğu özgüven, geride olsa bile o maçı kazanabileceğine karşı olan inanç çok önemlidir. Ve bu periyodik olarak devam ediyor. Şimdi bu periyodik olay noktalandı. Neredeyse 1,5 aya yakın bir süre ara var. Kupa maçlarını dışarı görsek çünkü o ayrı bir atmosfer, ayrı bir hava, ayrı bir konsantrasyon. Ama ligi baz aldığımızda 1,5 aylık çok önemli bir ara var. Bu Binatlı ve Gençler Birliği, Moğusa Türk Gücü, özellikle bu 3 takımı dikkate alacak olursak bence bunların yararı olduğunu ben düşünmüyorum. Ama kuralların işlediği bir ortamda da bu mecburi yaşanması gereken bir devre arası periyodudur. Bu devre arası sürecini iyi değerlendiren, o motivasyonu kaybetmeyen, inancını kaybetmeyen, kazanma alışkanlığından uzaklaşmayan takımlar bu süreci götürecekler. Ben her zaman şunu söylüyorum. İstikrarı yakalayan takım şampiyonluğa oynar. Bakın 8 haftada 7 galibiyet ligin son sırasındaydı 2 puanla. 8 haftada 7 galibiyet 24 puan. 3. sırada. 25 puan gerisinde. 3. sırada. 22 puan, 2 de puanı vardı. 24 puan. 3. sırada ve şu anda herkes Gençler Birliği acaba şampiyonluğa oynayabilir mi? Yani ben şu anda gördüğüm 2-3 maçını izledim Gençler Birliği'nin. Elindeki mevcut futbolcu kadrosu iyi bir kadro. Kötü bir kadro değil, iyi bir kadro. Ama özellikle pivot santrfor noktasında ciddi bir eksiği var olduğunu düşünüyorum ben Gençler Birliği'nin. Oraya iyi bir takviye yapabilirse Gençler Birliği, bir de orta alana iyi bir takviye yapabilirse, yani iki takviye şu anda bulundukları bu ortamı kaybetmezlerse eğer zirvenin ortağı olabilirler. Tahir, bugün o Pio Santor dediğin oyuncu ve orta sahadaki bahsettiğin oyuncu isim vererek söylersen, işte bu adam ve bu adam Gençler Birliği'nde olsa. Yani mesela geçtiğimiz seneki Emeka. Emeka. Geçtiğimiz seneki Emeka şu anda Gençler Birliği'nde olsa çok daha farklı noktalar olabilir. Yani bu sadece bir öngörüdür. Yani bu Emeka olsa böyle mi olurdu? Belki de bu noktalarda da olmaz Gençler Birliği. Ama bir gerçek var ki böyle bir oyuncuya ihtiyacı var Gençler Birliği'nin. Yani bu bir gerçektir. Takımın
Nüyesi'ni göz önüne aldığınızda böyle bir ihtiyacı vardır Gençler Birliği'nin. Akif Uysal'ın yanına bahsediyorsunuz. Pardon, Arif Uysal'ın yanına mı bahsediyorsunuz? Arif kanat oynuyor hocam. Uçta oynayan kim var? Ben pivot santrı oynuyorum. Sertan Kuruk kafa oynuyor yanına, şu anda. O pozisyonda. Hı. Şimdi o ara dediğimiz evet pozisyonlarda oradaki görüşlerimiz çağdaş futbol sistemlerinden olanları konuşalım. Da memlekete nasıl adapte edebiliriz onu da konuşalım. Şimdi profesyonel futbol 12 fiziksel antrenman, 3-4 zihinsel antrenman, bir de maçla. Bazen 2 maç. Bugün Premier Lig'de 2 günde 3 maç yaptı Spurs. Harry Kane az önce açıkladı. Dedi ki yani 2 günde 3 maç yaptı. Çok yoruluyoruz ama sonuçta bu sirk ve maymunlar var. Onlara fıstık atacak. Onlar da dans edecekler. Yani böyle bir ortam. Şimdi bizim memlekette bu aralar açılmasın, aralar muhabbetine döndü. Malum birinci hazırlık dönemi çok 20 Temmuz, Ağustos gibi açılıyor. Ligimiz Mayıs başı kapanıyor. Yani baktığımızda 3 aylık bir geçiş dönemi var. Yani tamamen futbola kopuyorsunuz. Tamamen yani profesyonel ortam olmadığı bir düzenlenen amatör ortamın, amatör adayı daha doğrusu, amatör adayı bir ülkeyiz. 3 ay kopuyoruz, 3 ay kilolar alıyoruz, antrenmandan uzaklaşıyoruz. Sakatlıkların tedavisi olmuyor. Maalesef sağlık sorunları başlıyor. Yeniden adapte olma, yeniden birinci hazırlık dönemi, yeniden birinci müsabaka dönemi. O ara, o arada yapılacak tek bir şey var. Son hafta bu futbolcuları kampa alacaksınız. Son hafta bu çocuk özellikle son 4 gün, 5 gün fiziksel birliktelik, zihinsel birliktelik, duygusal birliktelik ve sosyal birliktelik. Yani bugün Binatlı'da Orsel Başkan, Kadir Başkan veya Asım Başkan, Gavi Çetinkaya, Kaan Başkan. Yani futbolcuların performanslarını özellikle Larnaka Gençler Birliği ve Binatlı için bu trendin devam etmesini istiyorlarsa çarşambadan itibaren kampa girecekler ve o çarşambadan pazara olan sürece kadar kaset izleyecekler. O yaşanılan problemleri varsa nedenleri ve çözüm yolları, kazanılan galibiyetler, tekrar takım olma ortamı ve tabii ki kazanılan ortamlarda nasıl kazanıldığının tekrardan farkındalık yaratılması, hem fiziksel birliktelik hem zihinsel birliktelik. Yani 4-5 günlük bir kamp sürecinin bir an önce uygulamaya, onun planlamasını yapmak zorundalar. Aksi takdirde katılıyorum. Bu aralar maalesef futbolcu performansı açısından böyle bir geri vitesli, free will adı verilen boşa vites atılma ortamı oluyor. Naçizane tavsiyemizde çarşamba, perşembe netmeden kampa gelmesi. Tekrardan maç başlıyor. Çünkü Binatlı, Larnaka Gençler Birliği ilk maç ve iki tane yumurta tokuşacak. Evet. Birinin kopacağı bir ortam var. Yani kopma noktasına gelinmese de bu bir demoralize ortamıdır. Gençler Birliği için daha kritik bir maçtır o. Gençler Birliği mağlup olduğu anda şampiyonluğu kopar. Öyle bir hayal. Larnaka Gençler Birliği de evet. Tabii bu bir projedir. Bu proje takımıdır. Herkes de ama sonuçta o kopuşun olacağı ve daha fazla da Federasyon Kupası odaklı bir Larnaka Gençler Birliği doğru bir sirkülasyon olabilir ama bahsettiğim gibi son 4-5 gün kampa girilmeli ve birlikteliğin daha da artırılarak artık maç başlıyor. O maç başlıyor. Farkındalığının yaratılması. Maçı maç öncesi ne yaşamak lazım? Evet. Ve bunu konuşarak yaşamak. Bunu konuşarak yaşarsınız. Yani futbolcular sözel diyaloglarıyla, fiziksel temaslarıyla tabii ki yönetim çok önemlidir. Yönetim çok değerli bir stratejik yaklaşımla şampiyon oluyorsunuz. Yoksa bugün Stamford Bridge'deki Chelsea malum Mourinho bir numara falan diyoruz da yani olmuyor. Gitmeyince de gitmiyor. Sonuçta şimdi hocam, belli bir noktalarda hocam çok iyi bilir. 90'lı yılların başında yakında üniversitesinde basketbol oynadığımız yıllar hocamızla birlikteydik. O da takımda antrenörümüzdü. Gün boyu okulda bir birliktelik vardı. Bizim sporcular arasında. Gün boyu okulda bir birliktelik. Okuldan çıkışta idmanda birliktelik. Gece iyi bir organizasyonda birliktelik. Ve o takım Türkiye'de en iyi 10 üniversitenin arasında ilk 3'e girdi. Ya 90 bunu, üniversitede ilk 5. He. Süper Lig oynadılar. İşte bu az önce hocamın belirttiği birliktelikten kaynaklanarak geldi. İyi bir çalışma, hedef belirleme, bu doğrultuda yapılan işlemler o takımı o noktalara getirdi ve yakın doğu birçok kesim tarafından o dönemlerde tanınmışsa bunun baş nedeni basketboldu. İlk olarak tanımıştı. Evet, bir dönelim, bir maziye bir yolculuk yapalım. İlk devre Binatlı'nın geriden bir dönüşü vardı. Bir Cihangir karşılaşması vardı. Güzel Rıt'taki birlikte izledik o karşılaşmayı. Beraber izledik. Evet, beraber izledik.
Binatlı Cihangir karşılaşması vardı güzel Zafer Stadında. Karıncalar yine zorluya da maçın futbolun 90 dakika oynandığının ispatı olan bir karşılaşmaydı. O maçı izleyelim. Sonrasında ise bir Teron Manzulu olacak Cihangir teknik patronu Mehmet Özgür'üne ulaşacağız. Ama öncesinde bir bakalım güzel Zafer Stadında oynanan Binatlı Cihangir karşılaşmasında neler yaşanmış. Hep birlikte izleyelim yeniden. Dördüncü hakeminden de şimdi okeyi aldı. Düdüğü ağzına götürüyor. Saatine bakıyor ve çalan düdükle 90 dakikayı başlatıyor. Her iki takıma da başarılar diliyoruz bu zorlu mücadelede. Kadroya baktığımızda Binat'ta da Kemal Uçaner falan. Kemal Uçaner 2006'da şampiyonluk yaşamış. Çağdaş 2010'da şampiyonluk yaşamış. Topun başında Sevda Suruç kullanacak. Pasla bunu kullandı. Batsi'den tekrar Çağdaş'a. Çağdaş yaptı oyunu. Bir vuruş ve topu anarda. Yine sahnede John Bello. John Bello yine klasini konuşturuyor. Yine golcülüğünü konuşturuyor ve topu finale gönderiyor. Güzel bir organizasyon. Paslaşarak kullandı. Binatlı takımı Batsi'den Çağdaş'a. Çağdaş ön direğe altı basın içerisine kesiyor topu ve John Bello topu finale gönderiyor. Ve Binatlı'yı 1-0 öne geçiriyor değerli futbol severler. Dakikalar 9'u gösterirken istiyor tekrar Ertan ama o sol kanat tercih etti. Tekrar Fırat'a geldi. Fırat cezanın içerisine gidi. Yaptı ortasını. Kaleci Ercan. Sol kanattan bir indirme yapan Mikael vardı. Amadou'yu tercih etti. Amadou önünü aldı. Pas verecek arkadaşını aradı. Dönüyor Fırat'a bırakıyor. Fırat baktı içeriye. Amadou kafasını üstüne geçti. Taner vuramıyor. İyi bir düşünce, iyi bir orta. Amadou sıçrayamadı. Kafasını sıyıran top arka direkte Taner'in önünden geçti ve dışarıya gidiyor. Zirve yapmıştı. Aynen. Taner, ara pası, Mete vuruyor. Cımız bir vuruş ama top dışarıya gidiyor. Kale vuruşu. Aktarılan top Hasan ve çalan dönükle de ilk 45 dakika sona eriyor değerli futbol severler. İlk 45 dakikayı 9. dakikada John Bello'nun attığı golle Binatlı 1-0 önde kapattı değerli futbol severler. Aktifleşeceği bir pozisyon. İkinci 45 dakikada çalan düdükle başladı. Sağ kanada yine Hasan'a. Taner güzel bir pas. Hasan cezalan içerisinde. Hasan yaptı ortasını. Ercan daha sonra defans. Mehmet Göktaş uzaklaştırıyor. Fırat. Mikail cezalan içerisinde. Mikail kaleyi düşünüyor dışarıya. Şimdi Batsi. John Bello top istiyor. Onun önüne mükemmel bir pas. John Bello vuruyor dışarıya. John Bello %100'lük bir pozisyon sağ çaprazda kaleci Özgür'le karşı karşıya kaldı ve topu dışarıya gönderiyor. Binatlı'nın 9. dakikadaki golünden sonra yakaladığı en net gol pozisyonu. Tekrar Mete yine dolduruyor. Uzak direğe doğru yaptı. Cezalan Çesi. Amadou dönerek vuruyor. Sekin top. Bir vuruş daha dışarıya. Fırat mutlak bir gol şansı. Cihangir'in beraberliğe yaklaştığı bir anda önce Amadou defanstan dönüyor. Sonra Fırat topu dışarıya gönderiyor. Çok kötü bir vuruş. Fırat. Şimdi Mikail. Mete ile pas açtı. Mikail yaptı ortasını arka direk. Son anda Ercan yumrukluyor. Hasan vuruyor defans uzaklaştırma çabasında. Mete bir vuruş. Çizgiden çıkarıyor Rayhan. Dönen top Mikail Amadou ve gol. Cihangir golü buluyor. Golün adı Amadou. 1-1 oluyor karşılaşma değerli futbol severler. Arzusunun, isteğinin, çabasının meyvesini alıyor Cihangir ve skoru 1-1'e getiriyor Amadou değerli futbol severler. Arkasında Salih var. Taner'in yaptığı ortası Taner. Amadou'ya gelir mi? Ercan çıkıyor alıyor. Ercan çıktı aldı. Hemen degajmanını kullanıyor genç file bekçisi. Ara pası, devrim. Önünü aldı ortaya bacak. Yaptı ortasını. Ceza Cesi. John Bell'le vurdu kafayı. Dışarı gidiyor. Bayrak kalktı bakıyorum kale vuruşu. Fırat'la gelişen şimdi yani bir Cihangir atağı. Mete. Mete ceza bahçesine girdi. Mete sağ çapraz vuruyor dışarıya atıyor. Mete Sağır topu dışarıya atıyor. %100'lük bir gol şansını değerlendiremiyor Cihangir. Galibiyet şansını Mete dışarıya atıyor. Mehmet Göktaş karşıladı. Şimdi Taner. Hasan top istiyor sağ kanatta. Hasan topu aldı. Yaptı ortasını. Ceza Amadou. Harika bir gol. Amadou. Hasan Yaşın sesin ortasında mükemmel yükseldi ve topu filelere gönderdi.
2-1 oldu skor. Tecrübe. Sağdan soldan bindirmeleri ve orta alandaki aktifleşen Amado'yla maç 1-0'dan 2-1'e. Yüksek bir top Batsi'ye doğru. Batsi aşırttı. Kemal Uçaner ceza sahası içerisinde. Kemal sırtı dönük. Sertaç yaptı ortasını. Uzak kale direğine doğru dışarıya gidiyor. Çalım attı. Şimdi ceza bahçesine. Batsi vurdu kafayı dışarıya. Batsi patlayıp topu dışarıya gönderiyor. İsteyen Mete var. Şimdi Özgür'e. Ceza bahçesinde Özgür. Özgür şut. Üst direkten geri geliyor. Tecrübe topu finale gönderemiyor. Üst direkten geri geldi. Özgür'ün zor pozisyondaki şutu. Ofsaytı bozan isim Mehmet Göktaş. Mete gidiyor. Mehmet Göktaş geldi. Mete vurdu üstten dışarıya. Sonuçta Cihangir çok verimli oynadı. İkinci devre bu iştahını daha da artırdı ve beceriyle skora çevirdi. Evet, aynen öyle. Tabellerde ki skora 2-1 yaptı. Hak edildi. Bu arada Kemal Uçaner vuramadı. Seken top. Kemal Uçaner. Durdu. Yıldız futbolcu topu finale gönderdi ve görevini yakalıyor Binatlı takımı. Yıkılıyor Cihangir futbolcuları. Gerçekten bu golü yıkılıyorlar ama bir taraf üzülürken diğer taraf sevinç içerisinde taraftarlarıyla bu coşkuyu yaşıyor. Kemal Uçaner maçın başından beri sahada Burak'ın presinde, Burak'ın markajından kurtulamadı. Şu anda az önce kurtuldu ve topu filelere gönderdi. Yıldız futbolcu Kemal Uçaner ve skora dengeyi getirdi. 2-2 oldu karşılaşma. Mehmet Göktaş yüksek bir top daha gönderiyor. Ceza bahçesi bayrak kalkıyor offside. Ve çalan düdükle de 90 dakikayı bitiriyor Serkan Durmaz. Gerçekten zevkli, güzel, kaliteli ve bol gollü bir karşılaşma izledik bugün güzel Yurt Zaferi stadında. Binatlı kaybettiği bu puanla liderliğiyle kaybediyor. Cihangir ise gerçekten 3 puana çok yaklaştığı bu karşılaşmada son dakikada yediği golle 3 puanı kaybedip 1 puana razı oluyor. Evet, en azından geriye bir dönüş yaptık. Zaten üçümüz o gün karşılaşmayı izledik. Ya, çok keyifli bir maçtı. Evet, Tahir'i zaten anladı şundan. Keyif aldı, belliydi. Evet. Mehmet Ali Hoca hattaymış. Mehmet Ali Özgür Gün. Hocam, iyi akşamlar. İyi akşamlar Beyzade, sevgili Tahir. İyi akşamlar hocam. Evet. Nazım hocam, iyi akşamlar. Evet, hocam, Binatlı Cihangir maçını izledik. Herhalde bir teknik adam olarak Cihangir takımında bir devre maç herhalde yaşamak istemezsiniz. Valla şimdi bizim o maçtaki sendrom bir kez yaşanmadı. Evet. Birkaç maçta biz bu sıkıntıyı yaşadık. Hep 90'lar, uzatmalar, artılar bize hep bu negatif geldi. Bir de tarihe geçen İskele maçı var. Evet, yani oradaki tabii ki farklı bir şey. Yani onu... Ne bileyim yani anlatacak kelime yok. Tarihe geçti hocam, o tarihe geçti. Yani işte tarih mi dersiniz, başka şey mi dersiniz bilmiyorum ama yani bir yerlere geçtiği belli. Evet. Fakat işte nedir, futbolumuzda konsantrasyon eksikliği, noksanlığı var. Yani bugün amacı olmayan takımların nasıl maçlara konsantre olacağı, ne kadar konsantre olacağı, yani ne kadar maçları 90 dakika ve artılarda devam ettirebileceği, götürebileceği tartışılacak bir konu. Çünkü şampiyonla oynamıyorsunuz. Küme düşme korkusu da pek yok. Lig zaten ikinci devrede kopacak, o belli. Ama dediğim gibi o konsantrasyonu yaratmak, o motivasyonu yaratmak gerçekten çok zor. Bir hedef olması lazım. Bir şeylerin olması lazım. Ben hatırlıyorum Niyazi Okutan'ın federasyon başkanı olduğu dönemlerde puana para veriliyordu. Ve biz o dönemde, ben Magosa Türk Gücü'nün başındaydım ve başkan ve yönetim kurulu da istifa etmiş durumdaydı ve divan takımı götürüyordu sevgili Altunay Fahri'nin yönetiminde ve biz futbolcularımızı o dönemde eğer maaşlarınızı almak istiyorsanız bu maçları kazanmak zorundasınız dedik. Magosa Türk Gücü o yıl
ikinci devrede 10 maçı kazanarak gerçekten bir rekora imza atmıştı ve ligi 3. bitirmişti. Yani o durumdaki bir takımı motive edecek tek şey puandı, paraydı. Çünkü her puanın karşılığı vardı, her puana para vardı, ödül vardı. Tabii ki böyle bu teşvikler olmadığı sürece de bizim yapabileceğimiz veyahut da bizim hem yönetimin hem bizim yapabileceğimiz belli başlı koyacağımız primler veyahut da işte farklı ödüllerle takımı bir yerlere götürmeye çalışıyoruz. Ama bunu futbolcuya anlatmak önemli. Yani futbolcunun bunu algılaması veyahut da saha içerisinde 90 dakika ve artılarda bunu devam ettirmesi, devamlılığı sağlaması gerçekten zor bir durum. O yüzden bu sendromları biz sanırım yaşadık. İnşallah ikinci devrede daha farklı olur. Gerçi futbol şansının da önemi var bu işlerde ama biz o futbol şansını da yakalayamadık maalesef. Hep şanssızlıklarını yaşadık, ilklerini yaşadık. Benim teknik direktörlük hayatımda bir devrede yaşayabileceğim bütün olumsuzluklar, bütün spor antrenörlük yaşantımda bir devrede bunları ben yaşadım. İnşallah son olur ve ikinci devre istediğimiz gibi gider. Hocam şöyle bir şey dikkatimi çekti. Sormak isterim çünkü son iki hafta ön plana çıkan bir Ümit Genç faktörü var. Ligin genelinde Ümit Genç'in kadroda olması bir şeyleri değiştirir miydi? Yoksa çok mu abarttım? Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben Ümit'in zaten Yendi'nin sakatlanmasından sonra özellikle Ümit'in ve Yendi'nin olmayışının sıkıntılarını yaşadığımızı sık sık dile getirdim. Çünkü ikisi de çok önemli oyuncu. İkisi de direkt takımın üzerine etki edecek oyuncular. Biri gol noktalarında, biri de o hem ofansif hem defansif orta saha pozisyonunda takıma önemli katkılar koyan iki futbolcu. Biz onların olmadığı dönemde çok ciddi sıkıntılar yaşadık. Ümit Magosa Türkgücü maçında takımla birlikte oynamaya başladı ve o maçtan sonra da bizde belirgin bir çıkış başladı. Bu tesadüf değil tabii. Yani burada Ümit'in, Yenliğin dönüşünün mutlaka çok çok büyük katkıları var ama eğer Ümit ilkten bizimle birlikte olmuş olsaydı bugün bence Cihangir'in konumu daha farklı olurdu. Evet. Tahir, Nazım Hoca soru varsa hocaya. Evet. Buyur hocam. Hocam tabii yıllardır da Cihangir sonuçta mektepli teknik direktör Çetinkaya'da Süper Lig'de şampiyonluk yaşadığımız çok eski dönemlerde de malum futbolculuk döneminizde de çok başarılı. Tabii sana söz baharla yine gelecek denmişti. Geçtiğimiz yıl Fırat Eras'tan bahsetmişti bunu. Yani o kayıplar arkasından toparlanma ve yeni Cemi. Yeni bir Cihangir ortamı. Özellikle yeni Cemi maçından sonra o trend yükseliş. Büyük takımlara posta koyduğumuz hep sürekli olarak racon kestiniz ama içeride bireysel hatalar, hakem hataları da vardı bunun içerisinde. Maalesef yaşanan kayıplar vardı. Artık bundan sonraki süreçte Cihangir tabii eşleşmeyi de gerçekleşti. Bugün yanılmıyorsam. Evet, Türkmenköy'le. Evet. Yani hedef öncelik seçiminde kupada var mı yoksa tamamen lig odaklı bir Cihangir'i mi izleyeceğiz? Şimdi sevgili hocam bizim hedefimizde en ileriye gitmek var. Yani bizim en büyük arzumuz, bizim en büyük isteğimiz kupada gidebildiğimiz yere kadar gitmek. Evet. Ve Cihangir'e bir yarı final oynatmak en azından. Ama tabii ki bunlar tabii ki hep imkanlarla sınırlı şeyler. Biz imkanlarımızı zorlayacağız. Mevcut futbolcu potansiyelimizi de zorlayacağız. İnşallah ikinci yarıda takımımız iyi hazırlanıp ikinci devrede kupayla birlikte ikinci devreye de hızlı bir giriş yapacak. Çünkü önümüzde hem Yeni Cemil hem de Çetinkaya maçları var. O maçlara futbolcularımız iyi motive oluyorlar, iyi hazırlanıyorlar. İnşallah o başlangıcı iyi yapar da kupayla birlikte ligi de devam ettirir, götürürüz. Sevgili hocam, iyi akşamlar. İyi akşamlar Tayyip. Hocam şimdi az önce görüntülerde de izledik. Maçı 90 dakika canlı gözle de izledik biz Binatlı maçını. Özellikle ikinci yarı çok iyi bir Cihangir izledik o gün sahada. Sağlı evet. Sollu ataklar, kanat varyasyonları, orta alandan bindirmeler. İyi bir Cihangir izledik ve o günkü o kadroda Ümit'le Yenlik yoktu. Evet.
Ve gördük ki demek ki Cihangir'de bir potansiyel var, bir oyun var. İyi bir oyuncu kadrosu da var. Peki neden Cihangir o istikrarı yakalayamadı ve şimdi ümitle Yenlik'te takıma girdi artık? Cihangir o bin atlı maçında ikinci yarıda sergilediği performansı ikinci yarıda sergileyebilecek mi? Şimdi sevgili Dayı, biliyorsun futbol motivasyon oyunu. Yani biz o gün takım olarak çok motiveydik. Hatta ben her konuştuğum yerde veyahut da her bulunduğum ortamlarda şunu dile getiriyorum. Yani bizim en kolay yenebileceğimiz maç veyahut da en rahat kazanabileceğimiz maç bin atlı maçıydı. Yani bugün bin atlı ligin lideri ama bizim maçımızda o gün gerek motive olamamaları gerekse bizim o gün çok iyi olmamız dan ötürü özellikle ikinci yarı biz en rahat maçlarımızı oynadık ve çok farklı bir galibiyeti kaçırdık orada. Yediğimiz golde tamamıyla 4-5 tane hatanın aynı anda birleşmesinden kaynaklanan tecrübesizlik, deneyimsizlik, dikkatsizlik, sorumsuzluk hepsi birleşip öyle bir gol yiyerek maçı tamamladık son dakikada. Dolayısıyla da tabii ki biz istediğimiz maça motive olabiliyoruz ama işte bu noktada maç seçmek veyahut da işte güçlü takımlara karşı, namoluk takımlara karşı, lider takımlara karşı futbol oynayaraktan netice almak da bizim tabii ki en büyük hedefimiz. Ama bunu yaparken de diğer takımlara karşı aynı dikkati, aynı performansı göstermek mecburiyetimiz de var. Maalesef onlara biz konsantre olamıyoruz. Onlara motive olamıyoruz ve ciddi hatalarla, bireysel hatalarla veyahut da dikkatsizlikler sonucunda da maalesef oralarda ciddi puan kayıpları yaşıyoruz. Evet. Peki son olarak ben şunu sormak istiyorum. Transfer dönemi başlayacak yakında. Görüşmeler halihazırda devam ediyor. Raif'i verdiniz. Amadou'nun ismi geçiyor. Çetin Kaya'ya transfer olacağı yönünde böyle bir durum var mı? Varsa siz vermeye niyetli misiniz? Ve takıma takviye düşünüyor musunuz hocam? Valla şimdi biz yarın başkanla bir araya geleceğiz. Bu konuları konuşmak üzere. Şimdiden bunları dile getirmek son derece yanlış olur. Biz yarın bu konularla ilgili hem bu transfer konularıyla ilgili hem de kamp çalışmalarıyla ilgili yarın başkanla bir araya geleceğiz saat 5'te. Ama Amadou'yu istedi mi Çetin Kaya sizden hocam? Benim haberim yok. Yani benim şu anda öyle bir şeyden haberim yok. Zaten Amadou yurt dışında. Öyle bir gelişme olmuşsa da benim dışımda olmuştur. Yarın dediğim gibi bir araya geldiğimiz zaman sevgili başkanla bu konuları hep konuşacağız, değerlendireceğiz. Artık takımın menfaatleri ve çıkarları doğrultusunda da ne gerekiyorsa biz onu yapacağız. Ama öyle bir konuyu ben ilk defa sizden duyuyorum. Topbaşı ne zaman hocam? 4 Ocak Pazartesi. 4 Ocak Pazartesi başlıyorsunuz. Evet hocam teşekkür ediyorum katıldığınız için. Artık yeni yılda konuşuruz. Birbirinizin sesini duyarım. Sormadığım, eklemek istediğim özellikle de genel bir şey varsa son olarak söz verebilirim hocam. Ben tabii ki sizin aracılığınızla buradan tüm spor kamuoyunun, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan tüm insanların yeni yılının hayırlı ve uğurlu geçmesini temenni ediyorum. 2016 yılı inşallah herkese hayırlı ve uğurlu olur, sağlıklı olur, başarılı olur ve herkesin gönlünde olan gerçekleşir. Bu arada sizlerin de yeni yılını şimdiden kutluyorum hepinize. Hayırlı programlar, iyi başarılar, herkesin gönlünde ne varsa olsun diyorum. Evet, teşekkür ederim hocam. İyi akşamlar hocam. Bir mukavele hocam, sizin de yeni yılınız kutlu olsun. Teşekkür ederim, sağ olun. Tamam. Hocam, çeker mi Cihangir sıkıntı ligin ikinci yarısı? Vallahi Cihangir bana göre son yılların en güçlü Cihangir. Yani Serdar'la takviyeli Cihangir takımı biraz daha dikkatli olsalar, müdafaa hattında daha iyi paylaşsalar, daha iyi yardımlaşsalar, sabırlı hücum yapsalar, o tek blok organizasyonu içerisinde kopuk oynamasalar, yani malum bildik futbol ilke temel ve prensiplerini uygulama noktasında acemici olmazlarsa yani çok Cihangir orta üzeri bir takım. İlk 8'leri alabilecek bir takım olduğunu düşünüyorum. Yani
6-6 2 bant konuşmuştuk. Evet. O altının bir altında, bir çıt altında bir takım olduğunu düşünüyorum. Çok puan kaybettiler. Yani gerçekten çok, hocayla 90 konuştuk. 90 dakika sendromu yaşadılar çok. 9-12 puan kaybı vardı. Sonuçta hal böyle olunca da puantaj açısından da burada oluyorsunuz. Ama Cihangir takımı toparlanacaktır diye düşünüyorum. Çok güçlü bir yapısı var. Çok güçlü bir kadrosu var. İyi bir camia, iyi bir tarafta grubu var. İstikrar açısından da iyi bir yönetim var. Evet. Malum bana göre çok düşmez kalkmaz bir Allah'tır. Sonra Cihangir diye düşünüyorum. Tahir, çok güzel bir örneğin var senin. Yardımını vereyim ve kullanırım ben de onu çok. Eralp Hoca Mor Menekşe için farklı bir isimdir. Bu son süreçte artık bunun Mehmet Ali Özgür'ün de Cihangir adına önemli bir isim olduğunu söyleyebiliriz. Elbette. Şimdi az önce hoca belirtti. Yani Cihangir'in hem yönetimsel hem teknik adam konusunda yakaladığı bir istikrar var. Hı hı. İşte geçmiş yıllarda Fırat Canova ile birliktelik vardı. 3-4 yıl devam etti. Ardından Mehmet Ali Hoca ile. Yani orada hem yönetimsel hem tekniksel yönden bir şey var. Sistem oturmuş durumda. Ama Cihangir'in oturtamadığı olay takım üyesi. Yani şu anda eldeki mevcut kadroyla Cihangir'in daha iyi noktalarda olması lazım. İşte hocam motivasyonsuzluktan bahsediyor. Haklıdır da. Haksız demiyorum ama şimdi futbol federasyonu vermiş o parayı da siz futbolcular prim vermişsiniz. Takım zirveye oynamış. Ha yönetim vermiş parayı prim olarak. Ya bir fark yok arada. Önemli olan futbolcunun kafada ne düşündüğüdür. Ben Cihangir'in özellikle mental yönden gitgeller yaşadığını düşünüyorum. Yani futbolcular iyi konsantre olamıyorlar karşılaşmaya. Baktığımızda bir Mete, bir Amadou, bir Fırat, bir Hasan, kaleci Özgür, iyi bir kadrosu var. Bir Yannick, Ertan. Şu anda bir Ümit, bir Ertan. O da tıpkı Kemal Uçaner gibi ikinci baharını yaşıyor. Evet. Cihangir takımında. Ertan Bulut. Ya bunlar baktığımızda az uz oyuncular değiller. Ama nedir? İşte o havayı, o birlikteliği, bir takım olma hükmüyesini bir türlü oluşturamıyorlar. Var mı maç seçme psikolojisi Tahir futbolcuda? Var mı öyle bir lüks yani futbolcunun? Nasıl? Maç seçme. Ya vardır. Yani yengeceğim oynayayım, X oynamayayım, Y oynayayım, Z oynamayayım. Her takımda vardır. Var. Ya bu her takımda vardır. Yani bugün Türkiye'de Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı baz aldığımızda onlar da yani Sivas Spor'a hazırlandıkları gibi Fenerbahçe Galatasaray maçına hazırlanmazlar. Tabii o maç seçme NBA'de olur. Playoff'un olduğu, playout'un olduğu süreçlerde klasman maçlarında bir playoff serisi vardır. O tip maçlarda maç seçer oyuncu. Ama bizim burada maç seçme lüksümüz yoktur. Hepsi 3 puanlı. 1-0, 1-2-3 bitti. Ve bitiyor da yani kabus gibi. 13 haftada maç bitti. Bitiyor yani. Eskiden playout vardı, playoff vardı. Hadi playoff'a daha iyi hazırlananın modu vardı. Şimdi artık o da yoktur. Artık her maç finaldir ve futbolcuların böyle bir maç seçme lüksü asla. Sonra bizim takımlarımız arasında öyle de bir fark da yoktur hocam. Yani işte İstanbul takımları, Anadolu takımları. Evet. Bizde öyle bir fark da yoktur yani. Hepsi serseri mayın. Kimin kimine bileceği yani belli değil. Çok kaygan izlemeyin. İkinci devre herhalde şeyi çok izleyeceğiz. Binatlı kim mağlup edecek? Yani onu konuşacağız. Yani o saltanatı kim bozacak ya da o şerefi kim yakalayacak? Tabii o psikolojiyi bir de Binatlı'yı nasıl etkileyecek? Bir de o durum mevzu bahis. Yani yenilmeme, yenilgisizliği sürdürebilme psikolojisi de çok önemli. Yani o psikolojiyi kaldırabilecek mi? Ama mağlup durumdan sonuçta bir geri dönüş yapabilecek bir durumu var hocam. İşte bu Cihangir'de yaptı, Kaymak maçında yaptı, gene birlikteydik, o maçta da gene birlikteydik. Yapıyorlar, yapıyorlar ama zaman daraldıkça, maçlar azaldık sonra ve siz hedefe yaklaştık sonra stres kat sayısı daha da çok artar. Evet, çok. Yenilmeyecek takım yoktur evrende. Bu Binatlı da yenilecek. Yani bu elinde yenilmeyecek takım yoktur. Artı dünyanın da sonu değildir modunda bir yaklaşımla bu tip maçlarda artık sizin Binatlı futbolculara goy goy verip onları galyana getirme gibi bir lüksünüz yoktur. Onları dizginleme gibi bir yarın planlama maçlarda düşmeye oynayan takımların maçlarında kapanan bir rakip izleyeceksiniz Binatlı karşısında. O bir müdafayı puan aşabilmek, o müdafayı aşamadık sonra gol bulamadık sonra stres, artacak olan stres, adrenalin
Yani bunları kaldırabilmek, bunları idare edebilmek çok önemlidir saha içerisinde. Bu yüzden Binat'la açısından ikinci devre daha çok zor olacak. Bunu net bir şekilde devre söyleyebilirim. Arada bir devrenin de olacağı. Az önce konuştuk. Tabii yani şampiyonluğa oynayacak olan takımların ikinci devre maçları daha zor olacak. Artık düşme potasındaki takımların da şekli belirlendi. Kim düşecek, kim kalacak? Şu anda artık 3-4-5 takım söyleyebiliriz. O takımlardan mutlaka 2 tanesi düşecek. Yani bunu söylemek için de müetçim olmak gerekmiyor. Biletin biri Doğu'ya kesilecek sevgili hocam. Nazım hocam. Efendim? Doğu'dan herhalde bir bilet kesilir. Bilmiyorum. Yeni yani... Boğaziçi kuvvetli aday. Hani bakıyoruz maalesef yönetimsel anlamda da, nakit anlamında sıkıntı da. Sıkıntı var. Sıkıntılı değirmenlik maalesef iyi başladılar ama artık yabancısız. Olmuyor. Değirmenlik de yürümüyor. Sıkıntılı. Ki bugün Amani ve Victor'un kadrosunda görmek istediğim birçok takım var. Evet. Ama işte değirmenlik... İsteyen birçok takım da var şu anda. Bağcılı istiyor. Çetinkaya istiyor. Tabii. Yani istemeyen takım yoktur. Evet. Şu anda satılığa koysa Emir Ali'yi iki tane topçuyu herhalde bir 300-400 milyar gol şeye kasaya. Yani 4 oyuncudan ikisi de değirmenlik de yabancı oyuncudan. Değirmenlik doğa maçı hazır sanıyorum. Geriye dönüşü keyifli olan karşılaşmadan bir tanesiydi. Değirmenlik doğan Türk Birliği maçı yine ilk devrede fıtralarda kalan bir karşılaşmaydı. O karşılaşmayı izleyelim. Karşılaşmanın sonrasında Gençler Birliği kulüp başkanıyla telefon bağlantısı kuracağız ama karşılaşmayı izledikten sonra bir kısa ara verelim. Aranın sonrasında ise telefon bağlantısıyla yine sizlerle olacağız. Değirmenlik doğan Türk Birliği'nin görüntüleriyle baş başayız. Süper Lig'de Değirmenlik Doğan Türk Birliği'ni Değirmenlik Sadık Cemili Stadı'nda konuk ediyor. Maçın hakemi Osman Özpaşa, Mustafa Torun, Cem Öksüzoğulları yardımcılıklarını yapıyor ve ev sahibi Değirmenlik takımı maça başladı. Gelişen Doğan Türk Birliği atağı Aydın topla buluştu. Sağ taraftan atak geliştiriyor. İçeriye ortası. Savunma Kenan topla buluştu. Kenan gitmek istiyor. Yapılan hareket faul, serbest vuruş diyor Osman Özpaşa. Kritik noktadan serbest vuruş kullanacak Serhan Önet, Kenan topun gerisinde. Kenan vuruşu ve top ağlara gidiyor. 4. dakikada Kenan'ın golüyle Doğan Türk Birliği Değirmenlik karşısında 1-0 öne geçiyor. İzliyorsunuz, şık bir vuruş ve top ağlara gidiyor. Büyük sevinç yaşıyor Doğan Türk Birliği futbolcuları. Bu sevincini yedek kulübesiyle paylaşıyor. Salih Güvensoy'la gelişen atak. Sol taraftan atak devam ediyor. Şimdi Kenan içeriye, savunma karşıladı. Atak devam ediyor. Kenan üçlü kalktı. Karar faul ve bu pozisyonda Sercan sarı kart görüyor. Serbest vuruş kullanacak Doğan Türk Birliği. Sonuç gelmiyor. Biliv köşe atışını kullanıyor. Biliv ön direkte Fikri çift yumruk yapılan hareket faul. Bir anda ceza sahası içerisinde gergin anlar var. Fikri de geçtiğimiz hafta ciddi sakatlık sonrasında bu maçta forma giyiyor. Kenan'la gelişen atak. Şimdi Salih'in vuruşunda top ağlara gidiyor. 18. dakikada Salih Güvensoy skoru 2-0'a taşıyor. Doğan Türk Birliği futbolcularının gol sevinci. 18 dakikaya 2 gol sığdırdı. İzliyorsunuz, Salih'in vuruşunda top ağlara gidiyor. Doğan Türk Birliği farkı 2'ye çıkardı. Değirmenlik atağı uzun gönderilen savunma arkasında Amani sol çaprazdan ceza sahasına yaklaştı. Serhan karşıladı kendisini. Serkan üzerine doğru gitti. Amani, Serkan'ın hareketi karar penaltı. Osman Özpaşa pozisyona yakın, tereddütsüz penaltı noktasını gösteriyor. Dakikalarımız 25'i gösteriyor. Topun gerisinde Amani, kalesinde okyanus dikkatli işaret verildi. Amani vuruşu top ağlara gidiyor. 25. dakikada Amani'nin penaltıdan attığı golle farkı 1'e indiriyoruz. Skor 2-1'e geliyor. Bu kez sevinme sırası Değirmenlik futbolcularında. Penaltı golünü bir kez daha izliyoruz. Köşe atışı Kenan kullandığı Ahmet Sönmez'in kava vuruşunda top dışarıya gidiyor. Yine serbest vuruş. Kenan vuruşu asfaltla dışarıya gidiyor. Üst üste ataklar Doğan Türk Birliği'nde. Şimdi serbest vuruş. Victor direkt kaleye, kaleci okyanusta kalıyor. İlk 45 dakikada karşılıklı ataklar var. Hasan Mercan'la gelişen atak. Vuruşu Victor'un önünde kaldı. Victor onun vuruşunda top ağlara gidiyor. 45. dakikada Victor'un attığı golle skor 2-2'ye geliyor. Karşılaşmada ilk yarı adına son anlar, büyük sevinç yaşıyor Değirmenlik futbolcuları. İzliyorsunuz, Victor dönerek vuruşunda topu ağlara gönderiyor ve skoru 2-2'ye taşıyor.
Bu kez sevinme sırası değirmenlik futbolcularında. Santra ile oyun başlıyor ve ilk 45 dakika 2-2'lik eşitlikle tamamlanıyor. İkinci 45 dakikaya Doğan Türk Birliği başladı. Doğan Türk Birliği atak geliştirme düşüncesinde. Selim şimdi Münir topla buluştu. Münir sonuç gelmiyor. Şimdi Amani oyun devam ediyor. Victor yerde kaldı. Açılan top Celal'ın vuruşunda top dışarıya gidiyor. Bir anda önünde buldu ama iyi vuramadı. Şimdi Salih Kenan bindirme yaptı. Salih kaleye baktı. Vuruşu son anda Fikri topu kornere çeliyor. Karşılıklı ataklar, köşe atışı kullanıldı. Savunma karşıladı. Atak devam ediyor. Bir türlü savunma topu uzaklaştıramıyor. Şimdi Victor Salih bu pozisyonda maçın hakemi serbest vuruşu veriyor. Serhan şimdi Aydın'ı düşündü ama Celal iyi sezdi ve pozisyonda topu uzaklaştırıyor. Charles'da gelişen atak. Kenan kaleciyle karşı karşıya. Kenan vurmakta geç kalıyor. O noktada Sercan ve kaleci Fikri topu birlikte uzaklaştırmayı başarıyor. Şimdi serbest vuruş. Topun gerisinde Osman Çobanoğlu vuruşu üstten az farkla dışarıya gidiyor. Karşılıklı ataklar. Charles savunmanın arkasında topla buluştu. İçeri ortası Kenan. Kenan'dan önce kaleci Fikri topu kornere gönderiyor. Doğan Türk Birliği ve değirmenlik beraberliği bozma düşüncesinde. Amani vuruşu savunma karşıladı. Dönen top. Victor vuruşunda top ağlara gidiyor. Dakika 75. Victor'un attığı golle değirmenlik 2-0 mağlubiyetten 3-2 galibiyete yükseliyor. Ve gelen bu gol sonrasında da büyük sevinç yaşıyor değirmenlik futbolcuları ve taraftarları. Golü bir kez daha izliyoruz. Amani savunma karşıladı. Dönen topa iyi vuruyor. Mükemmel bir gol atıyor Victor. Ve maçın da adam olmasını başarıyor. 3-2'lik skor avantajını yakalayan değirmenlik. Beraberlik arıyor Doğan Türk Birliği. Emin'in vuruşunda top dışarıya gidiyor. Şimdi Osman Çobanoğlu ile kontra gelişen bir atak. Rakibinden sıyrıldı. İkinci pozisyon Serhan'dan da sıyrıldı. Kaleye karşısında vuruşu zayıf ve okyanusta kalıyor. Maçta artık son anlar. Sercan kale vuruşunu kullanıyor. Çalan düdük karşılaşma tamamlanıyor. Ve değirmenlik Doğan Türk Birliği'ni 3-2 mağlup ediyor. Gazetesinden Hediye Yağmuru. İkinci yayın yılı münasebetiyle her hafta 10 değil, 20 değil, tam 40 okuruna elektrikli ev aletleri veriyor. 10 kişiye Arnika buharlı ütü, 10 kişiye 3 çubuklu Lüksel soba, 10 kişiye Valz fanlı soba, 10 kişiye Sokani elektrikli kettle. Bu fırsattan yararlanmak için sadece 7 kupon biriktirmeniz yeterli. Detaylı bilgi Diyalog Gazetesi ve web sitemizde. Devlet Piyangosu yılbaşı özel çekilişinde bir kişiye tam 1 milyon lira veriyor. Peki bu kadar mı? Hayır. Bir kişiye 100 bin, iki kişiye 25 bin, iki kişiye 10 bin, dört kişiye de 5 bin lira. Üstelik tüm ikramiyeler çıkana kadar çekilişe devam. Yani bu yılbaşı illaki kazanacaksınız. Devlet Piyangosu. Aşk iki kişiliktir. Sen ve ben değil, biz olabilmektir. Sena Diamond aşkınızı tasarlıyor. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Aşk bizde. Kıbrıs Kargo, Parsiyel Frigo Komple Yük Taşımacılığı. Kıbrıs Kargo, güveninizi taşıyoruz. Sahibinden satılık 95 ve 125 metrekare tapusu hazır Türk malı daireler. Kaliteli mimari, yenilikçi bakışıyla
Modern yaşam alanları inşa ediyoruz. Size özel ödeme seçenekleriyle kaliteyi yaşayın. Mutfak dolaplarında ve banyo seramiklerinde renk seçeneği, 3+1 ve 2+1 dairelerimizde ebeveyn banyosu, tüm odalarda raylı dolap sistemleri, oda zeminleri laminant parke kaplama, modern dizayn merdiven korkulukları ve kaplamaları, ayrıca hayatınızı kolaylaştıracak asansör. Sahibinden satılık 95 ve 125 metrekare tapusu hazır Türk malı daireler. Zirve Acil Sağlık Sigortası. Kuzey Kıbrıs ve Türkiye'de tüm özel hastanelerde geçerli 2 ve 70 yaş arası herkese Acil Sağlık Sigortası. Kesintisiz ödeme ve ücretsiz kara ambulansı desteğiyle 130 liradan başlayan fiyatlarla 50 bin liraya kadar acil sağlık teminatınız Zirve Sigorta'dan. Sağlığınızı güvenceye alın, hayatı kesintisiz yaşayın. Zirve Sigorta. Tözün Temizleme, kurulduğu 1989 yılından bu yana tekstil yıkama sektöründe öncülük eden bir kuruluş olmuştur. Mevcut altyapımızda profesyonel yıkama parkurlarıyla hijyen sertifikalarımızda oteller ve tatil köyleri tekstil temizlikleri, kasinoların tekstil temizliği, otel müşteri oda tekstilleri ve otel personellerinin üniforma temizliği, restoranların servis tekstilleri ve personellerinin üniforma temizliği, Avrupa Birliği standartlarında hijyenik hizmet ve sertifikalar Tözün Temizleme'de. Tözün ailesi olarak iş süreçlerini kolaylaştırmak, müşteri memnuniyetini sağlamak ve maliyetleri düşürmek adına teknolojiyi takip ediyor ve sektörümüzde uygulayıcısı oluyoruz. Geri dönüşüm teknolojileriyle topluma ve çevreye saygı duyarak hizmet veriyoruz. Crystal Cove, hayallerinizi gerçekleştirmek için kapılarını siz mutlu çiftlere açıyor. Unutamayacağınız bir düğün. Merit Crystal Cove kalitesi, kusursuz organizasyon ekibi ve muhteşem hizmetiyle sizleri bekliyor. Siz sadece hayal edin. Biz gerçekleştirelim. En güzel gününüzde en özel hissetmeniz için tüm ekibimizle hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 650-02-00. Merit Crystal Co. Hayallerinizi gerçeğe dönüştürün. Market piyasasında halkımıza gururla hizmet veriyoruz. Düzenli raflar, bol çeşit, uygun fiyat siz var markette. Kredi kartı ve çekli alışveriş imkanı yine siz var'da. Sabah 5'ten 24'e kadar açık olan marketlerimizde günlük taze sebze ve meyveler de bulabilir, alışverişinizi keyfe dönüştürebilirsiniz. Sismar Market, Hamitköy'de ve Gönyeli'de. Yatacağım.
Sultan Man Yakışan Kahve. Bir kahve çekirdeğinden eşsiz bir lezzete giden yolculuğun adı Sultan Kahve. Diyalog TV yayınları Kıbrıs Diyalog TV uygulamasıyla artık iOS ve Android'lerinizde. Nerede olursanız olun gündemi, haberi ve yayınlarımızı kesintisiz olarak Kıbrıs Diyalog TV uygulamasıyla takip edin. Kıbrıs Diyalog TV uygulaması Apple Store ve Google Play'de. Size en yakın frekans 91.3 Radyo Diyalog. Diyalog Medya Grubu olarak mutlu günlerinizde sevinçlerinizi paylaştığımız gibi acılı günlerinizde üzüntülerinizi paylaşmak için yanınızdayız. Vefat ilanlarınızı Diyalog gazetesi ve televizyonunda ücretsiz yayınlamanız için vefat ilan servisimizi 0533 853 5410 444 4449 numaralarından arayabilirsiniz. Diyalog Medya Grubu hayatın her anında yanınızda. Döndük. Bir de Değirmenlik Doğan Türk Birliği maçını izledik. Sonrasında yeniden kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir teromans var. Bitirelim ve bu transferde de artık isimler ciddi anlamda dönmeye başladı. Yani ikisiler yerler dönmeye başladı ama Mustafa Gülcan hattımızın ucundaymış. Sayın Başkan iyi akşamlar. İyi akşamlar sevgili Beyzade. İyi akşamlar Hasan Hocam ve Nazım Hocam. Başkanım iyi akşamlar. Evet. Tahir Hocam. Evet. Tahir. Evet Tahir. Düzeltelim. Tahir Topaloğlu. Evet. Hasan dedi. Nasıl söyleyeyim? Evet. Bir şey değil. O da heyecana başlayalım o da başkan. Normal değil. Evet. Keyifli bir süreçtesiniz. Mutlu bir yeni yıla giriş var aslında. 2015'i keyifli bir yerde, keyifli bir puanla, keyifli bir oyuncu grubu ve takımla bırakıyorsunuz 2015'i geride. Artık iskelede de bir hava, işte zor bir deplasman olacağın sinyalleri, görüntüleri de dönüp dolaşmaya başladı. Neler söylemek ister Mustafa Gülcan yaşanan bu süreçle ilgili gelinen noktada? Tabii ki öncelikle bize şans verdiğiniz için teşekkür ederiz. Biraz ses alalım Serkan. Öncelikle bize bu şansı verdiğiniz için teşekkür ederiz. Evet başkan. Tabii ki sezonu gerçekten bu sene iyi açtık. Daha doğrusu hazırlık dönemi çok iyi geçirdik. Ama günün sonunda bu hazırlık dönemini biz ligi açtık. Evet. 5 maçta siz de takip edersiniz. Ligin son sırasında 2 puanla ama 5. haftada bir teknik ekip değişikliğiyle bu kaybolan özgüveni, bu kaybolan heyecanı teknik ekibimiz Hasan hocamız ve Ozan hocamız ve bizler de yardımcı olarak futbolcuları görüşerek bu özgüveni futbolcuları kazandırdık ve şu anda tabii ki hiç beklediğimiz bir sonuç değildi bunlar. 8'de 7. Bunu da söyleyelim yani. Şu anda İskele'de havalar çok iyi. Takıma olan inanç çok iyi. Tarafta olan kenetlenmesi çok iyi. Yani şu anda böyle nasıl diyeyim ilkleri yaşarız. Güzel bir duygu, güzel bir heyecan. İnşallah bunun ikinci dönemde devamı olur. Diye düşünüyorum. Tahir, Nazım Hoca varsa soru başkana. Başkanım iyi akşamlar. İyi akşamlar Tayyip Bey. Kutlarız. Tabii Larnaca Gençler Birliği bakıyoruz klasmanda 3. sırada ve 7 galibiyetiniz var. Müthiş. 3 beraberlik, 3 mağlubiyet. Yani biz mektepteyken hocamız söylerdi futbol lisans hocası İsa Atte olsun pro lisanslı Atilla Yüce.
Beraberlikler ve mağlubiyetlerin üzerindeyse galibiyetleriniz, şampiyonluk potasındasınız. Baktığımızda beraberlik ve mağlubiyetlerin üzerinde bir galibiyet serisi var. Demek ki potadasınız. Hem hedefte öncelik seçiminde hem kupa var, sonuna kadar gidilecek. Hem de Gençler Birliği'nin bu ligde var olma mücadelesi ve tabii ki hak ediş noktasında saygı görme isteği de devam edecek. Tabii Binat'la ile başlayan bir seri var. Sonuçta çok iyi mücadele eden, çok ısıran, boğan bir takımınız da var. İşte Arif Uysal'dan bahsettik, Sertan Kurukafa, Şenol Şoför, Yakubu, Mehmet, İbo Köse, Mehmet Özel şu anda ilk aklıma gelenler. Abbas Osum sakatlıktan inşallah gelecek. Yani bu takımın da herhalde birkaç takviye de ihtiyacı olacak. En azından ortadan top basıp takımı rahatlatan, ileriye servis veren. Bu transfer noktasındaki çalışmalarınızı çok merak ederim. İki, bu başarının sırrı nedir başkanım? Onu da bizimle paylaşırsanız sevinirim. Tabii ki. Önce transferden başlayayım. Biz şu anda 3 tane Nice uyruklu futbolcuyla şu anda kampımızdadırlar. Biz sezon ilk yarı bitmesine rağmen sevgili hocam, biz antrenmanımızı devam ettiriyoruz. Bugün yine antrenman yaptık tam kadro. Bir iki eksik tabii, tam o demeyeyim de. Yarın da yeni bir antrenmanımız var. Bu siyahı futbolcuyla deniyoruz. Bir futbolcu alacağız. Bir de çalışmamız Rum futbolcudan olacak. İnşallah bu arz ettiğimiz noktalara, dediğiniz gibi bu eksik olan yerlere bir ve iki futbolcu alarak transferi kapatmak isteriz. Yani çalışmalarımız bu yöndedir. Bu başarılarının da arkasında birinci teknik ekip var. Onlara sizinle de teşekkür ederim. Çünkü kaybolan bir özgüveni, kaybolan bir heyecanı bu sporculara kazandırdılar ve camiamızı da bir şekilde canlandırdılar. Yani bir tek yeşil zemin üzerinde olan sporcular değil, camia da bu şekilde netlendi ve camia da bu şekilde inandı artık. Artık başladı, şampiyonluk şarkıları söylensin ama bence biraz daha erken diye de düşünüyorum. Evet, başladığınızın devamını derim başkanım. Hayır. Sağ olun. Başkan, iyi akşamlar. İyi akşamlar hocam. Tabii şimdi elinizde çok genç bir kadro var. Baktığımızda işte Mehmet Erol olsun, Şenol olsun, Arif olsun ki gerçekten ben Arif'in oyun şeklini, oyun potansiyelini Arda'ya benzetiyorum Galatasaray'ın. Manchester, Madrid'e giden daha şimdi de Barcelona'da oynayan Arda'ya benzetiyorum oyun stilini. Bu sene belki Gençler Birliği şampiyon olamayabilir. Zaten öyle de bir hedefiniz yoktu zaten sezon başında yola çıktığınızda. Ama bu genç kadroyla Gençler Birliği gelecek yıl ve ondan sonraki yıl şampiyonluk hedefi koymayı düşünüyor mu Sayın Başkan? Çünkü bu genç kadro, bu yetenekli kadro bence bunu başarabileceğini özellikle bu son 8 maçlık periyotta gösterdi. Yakalanacak olan bir tecrübeyle birlikte önümüzdeki yıl ve ondan sonraki yıllarda Gençler Birliği bu hedefi koymayı tasarlıyor mu? Tabii ki Sayın Hocam. Çünkü biz geçen yıl bunun çalışmasını başlattık. Dedik ki 3 yıl içerisinde 3. yılın sonunda bir şampiyonla oynayacağız. Çünkü genç bir kadro bir şeye dikkat ettik. Kiralık futbolcu almamak için uğraştık. Yani yalnızca bir kiralık futbolcumuz vardı. Yani ileriye dönük şampiyonlarla bir takım kurmak istedik. İşte bu sene bir geçiş yılı olsun. Seneye biraz daha yukarılarını zorlayalım. Bir sene sonra da şampiyonla oynayalım. Bir dediğiniz gibi kadrosundan da çok genç. Yaş ortalaması 19-20. Gerçekten çok düşük. Liseye giden futbolcularımız var. Mehmet Ola mesela lise 2'dir. Yaşı çok küçük. Yedek kaleci Mehmet 18 yaşında. Tam kuru kabarı da listeye gider. Gerçekten yaş ortalamamız çok düşük. İşte bu yıl bu kaynaşmayı, bu birlikteliği koruyup önümüzdeki 2 yıl içerisinde şampiyonu oynamak için bir kadro kuracağız. 1-2 takviye yaparak. Yani şu andaki kadromuzu buna göre hazırladık. İnşallah şampiyonluğu da yaşarız. İsteğimiz, inancımız budur. 81 yıllık gruplar yerine şampiyonumuz yoktur. İnşallah bu da bize nasip olur. Her başkan gibi de biz de bunu inşallah tadarız. Peki gelen bu yabancılar içerisinde teknik heyetin istediği doğrultuda oyuncu var mı Sayın Başkan?
Şimdi tabii ihtiyaç olan yerlere teknik ekibimiz yaptığımız görüşmelerde mesela Hasan Hocamızın talebi doğrultusunda 3 tane futbolcu geldi. İşte buna forvet ağırlıklı futbolcuları veya forvet arkası futbolculardı. Bunları deniyoruz. Daha öncekiler Rum getirdik. Bunlar da aradığımızı bulamadık. Çalışmamız işte bu forvet veya forvet arkası futbolculardadır. Oralarda eksiklerimiz vardı. İnşallah onu da kısa sürede tamamlayıp aramıza katacağız. Bu gelen yabancılar o ışığı veriyor mu size? Onu sordum ben. Bu şu andaki gelen yabancılar mı? Evet. Şu anda iki tanesi bize o ışığı vermedi. Yarın bir şans tadı daha vardı. Bir deneme, bir antrenman maçımız daha vardır. İnşallah orada da bir son kez daha izleyip olmazsa göndereceğiz. Olursa başka yabancılar da deneyeceğiz yani. Evet, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet başkan, teşekkürler. Kırmadın, katıldın. Eklemek istediğin... Kupada hedefi sormadık başkanım. Efendim? Kupada hedefi sormadık. Evet, ben de sorayım o zaman. Kupada hedefi sorayım. Ne yapacaksınız? Ne nokta belirlediniz? Çetinkaya çıktı başkan. Çetinkaya çıktı. Tabii ki şu anda dediğim gibi 16 tane takım da birbirinden güçlü takımlardı. Denk güçlerin maçı olacak. Hı hı. Tabii ki biz ligde ne kadar şampiyonluktan bahsetmesek de kupayı da istiyoruz. Hı hı. Yani kupa ayrı bir statü. Kupa için de olanca gücümüzü sahaya yansıtıp bu kupayı müzemize getirmek isteriz. Yani hedefimiz kupayı almak. Hı. Evet. Teşekkür ediyorum. Yeniden birlikte olmak dileğiyle. Tabii, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Hı. Evet. O zaman devam edelim kupadan. Vallahi hakkıdır başkanın böyle bir açıklama yapma evet. Hakkı vardır. Kurallar çekildi. Listeler önümüzde. Kupayı müzemize götürmek hı hı. istiyoruz. Bu hak edişli bir söylem. Bu söylem doğru bir söylem. Çünkü son 8 haftada en başarılı takımıdır. Hı hı. En başarılı takımın başkanı olarak da böyle bu ütopik biraz fantastik de gelebilir insanlara ama bu söylem doğru bir söylemdir. Sonuçta o özgüvenle birlikte takımına güven duymak ve bunu deşifre etmek başkan için önemli bir son derece çok yani şahsen çok keyif aldım. Evet. Görünüyor. Şu anda görüntülerde var ligde oynanan Gençler Birliği Gavu Çetinkaya maçı. Farklı bir galibiyeti vardı Gençler Birliği'nin. Tahir, çok aslında özellikle bugün çekilen kurallara baktığınızda erken final diye nitelendireceğin herhalde karşılaşmalar var seninle. Yeni Cami Binatlı. Yeni Cami Binatlı. Yani çok zaten şu anda çekilen 2-4-8 maç. Hı hı. Bu 8 maçı içerisinde favoriler az çok belli. Hı hı. Sadece Gayu Çetinkaya Gençler Birliği ve Binatlı Yeni Cami maçının favorisi olmadığını düşünüyorum. Ben her türlü 3 ihtimalli bir sonuç bu iki karşılaşmadan da çıkabilir. Diğer maçlarda favori göstereceğimiz takımlar var ama tabii sonucu kestirmek maç oynanmadan kazanılmış maç değildir. Ama Gençlik Gücü Türk Ocağı maçında neresinden bakarsanız bakın kadro farkı vardır. Özellikle yani iki yabancı ciddi bir farktır diğer ligler için. Türk Hoca, Gönyeli Lefke maçında Lefke, Doğan Muhammedekşe maçında bana göre Doğan, Cihangir Türkmenköy'cü maçı Cihangir, Mausa Yalova, Mausa. Ha, sürpriz çıkmaz mı? Elbette ki çıkabilir. Tabii sadece kağıt üzerinde favorileri söylüyoruz. Kaymaklı Boğaziçi maçında Kaymaklı, Binatlı Yeni Cami ve Gavu Çetinkaya Gençler Birliği maçları. İki maç. Favorisi belli olmayan maçlar. Tabii Gavu Çetinkaya Gençler Birliği ikinci maç. Çetinkaya İskele deplasmanına gidecek. İlk maçta muhakkak iyi bir skor yakalaması lazım. İskele ve Lefke deplasmanları zor deplasmanlardır. O yüzden bu iki maçı ben açıkçası çok merak ediyorum. Tabii teknik adamlar bu hesapları yaparken lig odaklı düşünüyorlar. Yani tabii ki kupa odaklı takımlar Binatlı kupa odaklı. Gayu Çetinkaya kupa odaklı. Larnaka Gençler Birliği kupa odaklı. Doğan kupa odaklı. Kaymaklı kupa odaklı. Baktığımızda böyle beşli Mausa Türk Gücü kupa odaklı. Yani 6 tane takım kupa odaklı düşünebilir. Diğerleri kupayı düşünmüyor. 2 tanesi gidecek ama bunlardan. Evet. Yani Gayu Çetinkaya Gençler evet. Birliği. Binatlı Yeni Cami çok acı bir eşleşme. Bu 4'ten ikisi gidecek. Yani çok acı bir eşleşme oldu. Çünkü Yeni Cami hem kupa kaldırdı hem lig hem federasyon kupası kaldırdı. Yani bu bağlamda çok ilginç erken... bir rastlantı var. Lefke yine aradan sıyrılıp diye kupada yürüyecek gibi de görünen bir görüntü var sevgili Tahir. Sonuçta Lefke takımı da... Şanslı bir kura çektiğini düşünürsek. Finali kovalayacaktır. Onlar da yakın geçmişte kupa kaldırdılar. Yani bu kupa içerisinde yeniden var olma müjdelesi. Hem ligde orta sıranın üzerine yer alma... hem de yukarıda yer alma gibi bir hedefleri vardı. Doğan'ın vardır ama
Baktığımızda Kaymaklı da böyle bir operasyon başladı. Favorisi olmayan bir kupa olduğunu düşünüyorum hocam. Yani herkes bu 5-6'lı Lefke de buna dahildir. 6 takımın da bu kupaya çok yakın, eş yakınlıkta olduklarını düşünüyorum. Tabii en acısı da Kıbrıs Kupası. Yani bu kupanın da marka değeri sıfır. Alıcısı yok. Yani bunu almalı. Kimse, bu müşterisi yok. Ödülü az. Ödülü yok, müşterisi yok. Oyuncular da Angare modunda da bakabilir buna. Yani siz istediğiniz kadar kupa odaklı olduğunuzu dillendirin. Oyuncular da maç seçerek bir sonraki hafta ligde çok zor bir karşılaşması varsa bunu Angarya olarak görür. Koşmaz, transfer alacakları, para alacakları, soru işaretleri de olabilir. Kendini lig maçına saklar. Saklar, teknik adamların gönderilme pozisyonları da olabilir. Güvenmez, inanmaz, inatla oynamaz. Yani artık futbolcu, biraz önce konuştu Tahir Hoca. Yani futbolcuların, teknik adamları gönderildiği bir dünya var. Yani dünya böyle oldu. Artık yani Barça, United, Chelsea'de Lampard, pardon, Eden Hazard ve Fabregas bir oldular. Mourinho'ya evet, gönderdiler Mourinho falan diyorlar. Yani Sun'ın, gazetenin haberi. Yani böyle bir ortamda da bunu ligden ayrı tutmak gerekiyor. Çünkü futbolcu da onu seçiyor, seçerek oynuyor. Bana göre altılı bir avaraj, altılı bir avantaj sinsilesi var ama dediğim gibi kupanın favorisi yok diye düşünüyorum. İlginç de bir istatistik var. Lefke üzerinden konuşup bir konu daha var, değinelim. Şu an itibariyle zirveye ya da işte şampiyonluk adayı içinde yer alan Binatlı, Gayu Çetinkaya, Yeni Canigen, Şerbi ve Mausa Türk Gücü ikinci devredeki karşılaşmalarında Lefke'ye çıkarma, yani bir bakıma ligin zirvesinde Lefke deplasmanının katkısı ne olur sevgili Tahir? Yani bu takımların hepsi Lefke'ye evet, gidecek? Binatlı, Gençler Birliği, Gayu Çetinkaya, Yeni Canigen, Mausa Türk Gücü ikinci devre maçlarında hep Lefke'de oynayacaklar. Lefke için evet, yani bir noktada şampiyonluğu belirleyecek takım gözüyle de bakabiliriz. Doğru bir teknik adam hamlesi. Lefke'yi gol mu fotoğrafın içine? Doğru bir teknik adam hamlesi yapılacak. Takım başına gelecek isim yapılacak. Transfer kasımın döneceği. Sevgili Beyzade, Lefke'de sıkıntı teknik adam sıkıntısı değil. Değil. Yani sen haftalardır oraya gidip takımı görüyorsun, Lefke'yi izliyorsun, Aziz takip ediyorsun. Aziz görecek. Belki dördüncü maç. İkinci yarının dördüncü maçının sonrası. Kasım Tamam gelecek. Kasım Tamam şu an için transfer dediği belli konular değil var. Evet. Belli değil. İki tane oyuncu çok büyük faktör. Yani Lefke için çok büyük avantaj bu iki futbol. Ama bir kere sen çok iyi bilirsin. Geçmiş sezonlara göre bir kere Nazım Hocam yedek kulübesi alternatifti. Yani Nazım çıktığında Tahir girer. Tahir çıktığında Beyza'da girer. Bir alternatif var. Ama bu da ciddi bir istatistik. Yani bir Binatlı'nın, bir Gayu Çetinkan'ın, Yeni Cami'nin, Gençler Birliği'nin, MTG'nin ikinci devre Lefke deplasmanına gidecek olması. Çoklu var başkanım, yani çokludur. Yani 5 tane takımı geçmeniz lazım ki evet, şampiyon olasın. Evet, evet. Bu zordur yani. Evet. Tabii oldu mu oldu. Gayu Çetinkaya 17 puan geriden geldi. 5 tane takımı geçerek şampiyon oldu ama bu işte 55 yılda bir oluyor. Bir mucize gerçekleşti evet, o zaman. Evet tabii. Teknik adamla ilgili bir var mı gelişmeleri Lefke takımının? Sertaş Karayel, İltaş Karayel ve Cenk Berkat isimler üzerinde ciddi sorunlar evet, var. Bölge teknik adamı. Bir kısım Mehmet sol kanat üzerinde söylemler var. Taraf, bölgeci. Sevgili Bülent Aytaç'ın da bugün büyük ihtimalle Bağcılı'la olduğunu evet, haberini aldım. %99 Bağcılı'la bittiğini ve Bağcılı'nın teknik adamlığına geleceği bilgisini aldım. Evet. Tabii dediğim gibi Koygar da ucu üzerinde duruyor. Lefke ilk önce kendi içerisindeki sıkıntıyı çözmesi lazım. Futbolcu kümeleşme grubu orada evet, da var sevgili evet, Tayyip. O grup çok orada da var. O grup orada da var. O yüzden Lefke bir türlü zirveye oynayamıyor. Bu da yönetime düşer. Yönetim dizginleri futbolcuların eline verdiği sürece Lefke şampiyonluğa oynayamaz. Hangi futbolcu olursa olsun futbolculuğunu bilecek, futbolunu oynayacak. İdare mekanizması yönetimdir. Kadro yapılandırmasında seçen teknik heyettir. Herkes görevini bilmezse orada başarının gelmesi mümkün değildir. Yani bu ağzınızdan kuş tutsanız olacak iş değildir yani. O yüzden Lefke bunu aşması lazım önce. Mormeneş'e final oynadı. Herhalde final oynama gibi bir lüksleri yok bu saatten sonra. Tamamen lig odaklı. Aynen öyle hocam. Lige konsantre olacaklar. Yine Gençlik Gücü çıkmaya oynuyor. Playoff oynamayı planlıyor. Onda evet, da Türk Hoca konusunda daha avantajlı Türk Hoca. Direkt çıkma hedefinde evet, Gençlik Gücü. Cihangir, evet. Cihangir, Türkmenköy, Cihangir
final oynamayı kovalayacak finali. En azından yarı final istiyoruz dedi Mehmet Ali Hoca. Yani memlekette final oynasanız ne yazar? Bir şampiyonluğu biz, işte UEFA Avrupa Ligi olmadığı için şampiyonluğu hatırlıyoruz. Muhasa Türk Gücü Banko Yalova'yı çevirir. Kaymaklı Banko Yeni Boğaziçi'ni içeride çevirir. Bin attı yeneceğimi sürpriz bir sürpriz çok sürpriz. Yani kağıt üzerinde en kolay kurayı herhalde Lefke ve Kaymaklı çekti. Cengir de biraz şanslı çekmiş gibi görünüyor. Türkmenki öyle hafif alınacak bir takım değil ama. Çoğu kesim değirmenlik karşısında alınan galibiyeti Ali İmam'ın intikamı olarak görüyor. Yani öyle bir söylenti vardı. Ali İmam'ın değirmenliğinin intikamı. Evet, şimdi yani sahada top oynamazsanız, mücadele etmezseniz hangi intikam olmaz? Tabii yani. Bu bölgedir biz. Yani Çizdolar, Ali Bayerler buradan çıktı. Tabii. Köy'den Cihangir'e geçtiler. Bölge derbisi. Bu da çok zor bir karşılaşma. Kritik bir karşılaşma. Evet. Yani öyle kağıt üzerinde kolay gibi gözükebilir ama bana göre zor bir karşılaşma. Evet. Ya keyifli maçlar izleyelim. Ben az önce izlettiğin işte Binatlı Cihangir maçını. Ben birçok maçta anlattık Nazım Hocam. Evet. İyi bilir. Yani bir an önce bitsin de eve gidelim sendromuna giriyoruz. Maçı anlatmaktan keyif almıyoruz. Maçı yorumlamaktan keyif almıyor. Maçı izlemekten keyif almıyor tribüne gelen izleyiciler. Belki futbol kalitesi düşük olabilir. Ama en azından sahada ruhuyla mücadele eden, savaşan, kazanmak isteyen futbolcular görelim. Bir de o olmadı mı, o maç 90 dakika eziyet gibi gelir bize. Bir an önce bitsin de eve gidelim moduna giriyoruz otomatikman. Maç da anlatamıyoruz, keyif de almıyoruz. O yüzden kolay değil hocam. Yani hafta 3-4 antrenmanla bir cacık olmuyor bizden. Yani adamlar hocam sekiz... eskiye göre çok daha iyi. Eskiden futbol takımları iki salı perşembe maç cumartesi ise salı perşembe tamam. Cumartesi maç. Girelim arşive bakalım 80'li yıllarda çok böyle slow motion. Tabii. Çok yavaş. İki itmanla maça çıkardık. Ben çok iyi hatırlarım. Kötü. Şimdi en az 4-5 itmanla çıkıyor takımlar. Güzel. Artırılsa daha da iyi olur. Mutlaka. Evet. Mutlaka ama tabii o da çok zayıf, çok yavaş gidiyoruz. Çok yavaş. Tabii bu finansla alakalı. Bu iş finansla değil, alakalı. Meslek. Aynen öyle. Mesleği aynen olsa öyle. Çocuğun çift itman, aynen 12 öyle. Antrenman, bir maç, arada kupa, 4 tane zihinsel antrenman, kamp muhabbeti. Teknik adam olacak. İstediğini daha rahat uygular futbolcuya. Yani devletin yönettiği futboldan maalesef bu kadar olur. Tabii bizim futbolumuzun değeri de yok. Federasyon kupasının isim hakkı yok. Takımların sabit giderleri, avaraj 700 bin TL'ye yaklaştı. Sabit giderden bahsediyor. Sabit gelirleri yok. Sabit geliri bugün 330 üyesi var bin attanın. Sabit geliri 250 bin TL'dir. 250 bin TL öngördü başkan bir yıl içerisinde. 250 bin TL, 700 bin de sabit gideri vardır. Baktığımızda arada 350 bin TL bir fark vardır. Bu 350 bin TL'nin 120'sini işte devletten bir katkı alacaklar. Biraz az o konuda Hasan Sertoğlu'nun girişimleriyle bir de katkı vardır. Yani 120 bin devletten gelecek. İşte Çangar verecek, Sayın Başkan verecek, üyelerin mobil aidatları verecek, işte aidatlar, rakı geceleri 50-50 bin TL falan olacak. Yani baktığımızda bu yapıda da bu oluyor. Yani iyi bile bu çocuklar 500 ile 700 TL futbol oynuyorlar genelde avaraj 1000 TL. Ama doğrusunu yapıyorlar sevgili hocam. Yani doğrusunu yapıyorlar. Hayır genel konuşuyorum. Yani artık bizim o 2 milyardan, 2,5 milyar maaşlardan... Yok, bravo. Uzaklaşmamız lazım. Bu mümkün değil, hiçbir kulüp kaldıramaz onu. Tabii. Ama 2000'li yılların başlarında, sözümü de keserim, özür dilerim. 2000'li yılların başlarında bu çıtayı çok yükselttik. Gayu Çetinkaya ile başlayan çıta. Çok yükselttik. Şimdi onların acısını yaşıyor kulüpler. Yani bunu yapan yine yöneticiler. İsyan eden yine yöneticiler. Yani hep kötü noktaya götüren yöneticiler ama şikayetçi de onlar. Sizsiniz bu işi düzeltecek olan. Sizsiniz bu işi düzeltecek olan. Bir futbolcuya 150 milyar para bu ülkede mümkün değil. Transfer bedeli olarak verilsin. Mümkün değil. Yani olmaması lazım. Siz bu çıtayı bu noktalara çekerseniz bu defa futbolcu parayı vermediği anda da bırakır. Bırakır. Yani öyle değil. Bu malın arz talep dengesidir. Aynen. Futbolcu ister verirseniz o malın değeri o olur. Yani Beyza'da ön almış Diyalog TV'de çıkar. Yılda 1 milyon dolarlık bir marka değeri vardır. 1 milyonu verirse Diyalog TV kendisine artık marka değeri 1 milyon dolar da onu belirleyen arzdır. Yani talep eden değil arz edendir. Ve sonuçta da böyle bu arzlar çok yükseldi. Bir de şirketlerin yaşaması için öz kaynağa ihtiyacı vardır. Öz kaynak yoksa şirketin yaşaması mümkün değildir.
Yani altyapıdaki oyuncu organizasyonu yoksa... O yüzden yoksa az önce kaymaklı örneğini verdim bravo, sevgili hocam. Bravo. Çok hemfikirim, o sabit gelir getirecek. Sabit gelirler noktasında evet, şu anda gösterebileceğimiz artı bir numaralı altyapı takım. Yani kimde var altyapı? Bugün Yeni James Pro Akademisi var, müthiş performans. Malatya Türk Gücü'nde müthiş. Dumlupınar'da bu gene iyi. Cihangir'de var. Baktığınızda Küçük Kaymaklı'da var. Hamitköy'de var. Yani futbolcu odaklı Binatlı'da var. BAF'ta var. BAF'ta var. Futbolcu yani şirketin yaşaması için o eskaya ihtiyacımız vardır. Üret... Kumu da eskiye göre çok ilerleme var. Var hocam. Artık baltayı daşa vurduk. Böyle bu böyledir. Bunun başka alternatifi yok. Yok. Maalesef. Yok. Böyle cevizcinin çuvalına çok oynadık. Şimdi Binatlı takımı 150 bin pound boşanırdı. Takımı direkt şampiyon yapardı. Yapardı. Ama gelecek yıl gelecek. Şimdi bırak, Sayın Başkan da bırakacağım dedi. Orsel Neşek akşamki programdan sonra konuşmamızda. Kesin değer edeceğim dedi. Şimdi şampiyon olursunuz ama değer ederken de 150 bin poundluk bir borç bırakırsınız. 150 bin poundla o kulüp binasının üzerine 10 tane lojman yaparsınız. Öğrenciye kiralarsınız. Bu da size ayda 30 bin TL gelir yapar. Bir bu var. Şampiyon olursunuz 150 bin TL borç, pound borç. Bir de var 10 tane de lojman yaparsınız ve geleceğinizi garanti 30 bin TL sabit gelir yaratırsınız takımınıza. Kulüpçülük budur. Türk Hoca'nın böyle bir projesi vardı. Evet. Halen daha hayata geçmiş değil. Evet. Kulüp binasını evet, yıkıp oraya işte az önce belirttiğiniz gibi yurt yapıp evet, olur, kulübe olur, gelir getirici kaynak yaratma adına genel kurulda onayını da aldı olur, Türk Hoca ama henüz hayata geçirilmiş değildi ama. Can Havli ile daha ligden düşme pozisyonları evet, var. Yani herhalde oraya performansına odaklanmış. İşte yine sonuç odaklı. Yani düşsen olacak, düşmesen olacak evet, Türk Hoca. Siz evet, o binayı yapın, kaldırın. Gelir kaynağını sağlayın kulübe. Yeri de tam merkez. Evet. Bir gelir kaynağını sağlayın evet, orada. Evet. Varsın 3 sene sonra tekrar gelsin Türk Hoca evet, Süper Lig'e ama sabit, parasıyla gelsin, bravo, sabit geliriyle gelsin. İşte ona sistem diyoruz biz. Onun adı da sistemdir. Yani yönetim bilimlerinde kurumsallaşma eşittir sürer durum. Kurumsallaşamadık yani sürer durumumuz yoktur. Sürer durumunu gerçekleştirenler ki yakın gelecektir. Artık yani bu sene düşmezse hocam sözünü keserim. Seneye düşecek hocam böyle bu durumda mesela. Evet. Ve ondan sonraki sene düşecek. Yani bir yerde düşecek ama Kaymaklı'nın yaptığını birçok takımımız yapması lazım. Evet. Kaymaklı yıllardır ne yapıyor? Hep zirveye oynuyor. Orada, şampiyon oluyor veya olmuyor ama hep zirveye oynuyor. Rahatlar. Rahat. Çünkü biliyor bir gelir geliyor oradan, bir kaynak geliyor. Bir de sporcusunu, bravo, maaşını ödüyor, taksidini ödüyor, onu ödüyor, bunu ödüyor ama biliyor evet, ki geliyor o para. Bir de Kaymaklı gelmeyenler ne yapıyor? Nazım Hoca'ya gidiyorlar evet, 50 kuruş, Beyzade'ye gidiyorlar 20 kuruş. Olmuyor. Bir de Kaymaklı her zaman başkanlık sıkıntı değildir. 2-3 tane başkanlığı her zaman çıkar. Sahipsiz kalmaz hocam. Yok sahipsiz kalmaz. Evet, transferde bu dönemde kulağa evet, delik en ciddi adam olan evet, bir tane Tahir Topal kesin olur hocam. Evet Tahir. Yok sen de öylesin. Beraber de öyleyim. Beraber. Ben muallime şey. Sen siz çoğunluksun hocam. Duyandan söyleme. Yok estağfurullah. Sizin işiniz. Tahir son birkaç gündür Neval'ın ciddi anlamda ismi geçiyor. Mausa'da bugün işte az önce Küçük Kaymaklı'da da adı geçti. Neval, Serkan, Serhan. Serhan'ın belli artık Serkan ne olacak ama sanıyorum Neval bu birkaç gün içinde ciddi anlamda transfer politikasını biraz... Tabii şimdi aldığımız durumları konuşalım. Aynen, yani öyle, bunlar netleşmiş konular değil ama kulüpler arasında görüşülen konulardır. İşte Tunç'la, Çetin Kaya'dan Tunç'la Serkan'ın takası gündemde. Uzlaşamadıkları nokta Tunç'un Doğan Türk Birliği'ne bonservisli mi, bonservissiz mi gideceği. Doğan Türk Birliği bonservisli istiyor. Çetin Kaya kiralık veriyor. Orada bir uzlaşamadıkları nokta var. Uzlaştıkları anda Tunç'la Serkan Önet'in takası gerçekleşeceğinin haberini aldık. Zaten yazılı basına da yansıdı bu. Halen daha bugün de görüşmeler devam etti. Tabii Serkan'ı transfer ettiği takdirde Çetin Kaya Laval'ı bırakma veya üçüncü yabancı olarak kadroda tutma düşüncesi var. Diğer yabancıyı forvete kullanmak istiyor. İşte Esin'in yokluğu, sezonu kapatması, son haftalarda Çetin Kaya'nın yaşadığı gol sıkıntısı, yine 10 numaralı pozisyona Kasım düşünceleri var. Tabii Kasım şu anda en favori isim. Çünkü
Lefke ile de anlaşamadığı ortaya çıkınca zirveye oynayan tüm takımların gözdesi oldu, iştahını kabarttı. Herkes Kasım'a saldırıyor. Lefke bu konuda herhalde bugün yarın kararını verir ne yapacağı konusunda Kasım'la ilgili. Çetin Kaya'nın bu tür girişimleri var. Yeni cami o da Serkan'ı istiyor. O da tıpkı defansta Andrei'nin yerine Serkan'ı kullanıp ikinci yabancıyı, yani saha içerisindeki ikinci yabancısını forvetten kullanmak istiyor Yeni Cami takımı da. İşte Neval huzursuzluğunu sen de biliyorsun, ben de biliyorum, birebir konuştuk, ayrılmak istiyor. Mausa Türk Gücü, Küçük Kaymaklı, Neval bugün hangi takıma gitse rahatlıkla oynayabilecek kapasitede futbolcu. Bana göre Neval'ın en büyük handikapı disiplinsizliği, saha içerisinde yaptığı hareketler, tribün oynaması, bunlar en büyük handikapları Neval'ın, ama futbolculuğuna söyleyecek hiçbir kelime yok. Ülkenin en iyi sol kanat oyuncularından belki de birincisi diyebiliriz Neval için. Bu yönde Yeni Cami bu konuda birçok oyuncusuyla bu sıkıntıyı yaşıyor. Ünal gidiyormuş zaten. Ünal 1961 Trabzon'a. Evet, Ünal kesinleşti bir kere. Ünalsız evet. Yola devam. Evet, Ünal gidiyor 1961 Trabzon'a. Yani hangi akla gidecek? Ünal benim eski talebem. Yani hangi akıldır bu? Anlamadım. Yani ne istiyorlar ki? Nedir yani? Ne? Yeni Cami Süper Lig topçusu. 1461'e gidiyorum. PTT'ye. Yani, sonuçta inşallah bu performansı, yani sakatlığı da var çocuğumun. Yani şimdi 1461 Trabzon'da oynayacaksanız bu performansın üstüne çıkmanız lazım. Yani. Bu bir gerçek. Sonuçta hocam senin cep de dolu gibi görünüyor bu transfer konusunda. Yok, bunlar talebelerimizdir diye konuşuyoruz. Şimdi yani. Ünal'ın o yeteneği var olduğunu düşünüyorum ben hocam. Var mı? İyi. Hayır, beklese. Hocam kaç tane sayabilirsin? Ünal'ın konumunda oyuncu Kıbrıs'ta. Ünal konumunda 4 tane çıkarabilir miyim? Çok değerli bir futbolcu. Hı-hı. O kesin. Hayır, yani bu süreci iyi geçirirse, iyi antrenör olsa, iyi hazırlansa. Gerçi şans böyle doğmuştu çocuğa. Yani Bal Ligi'ne gidiş. Hocam Ünal kaç yaşında? 22-23 yaşlarında. Hayden şimdi doğdu. Şansı şimdi doğdu. Çocuk gidecek. Yani gitsin. Daha yani gitmesi gerektiğini düşünüyorum ben de. Orayı bir görsün, bir yaşasın. Bir o sistemin tabii içerisine bir girsin. Hayden kim kaldı? Bir tek Musa kaldı. Yani yurt dışında. Evet. Musa kaldı hocam. Gebze'de oynayan Musa. Kasım döndü. Çıdamlı döndü. Musa kaldı bir tek. Sevgili hocam Kasım Musa'yla beraber oynuyordu Gebze'de. Evet, ve ben Gebze'ye de gittim. Maçlarını izledim. Birebir orada Kasım'la, Musa'yla da görüştüm, konuştum. Maçlarını da izledim. Kasım orada şans da alıyordu. Almıyordu değil. Evet. Yani sonradan devamlı oyuna da giriyordu. Sezon başı çok ciddi bir bilek sakatlığı yaşadı. Uzun bir süre idman yapamadı. Ona rağmen forma şansı alıyordu ama Kasım tahammül edemedi. Ben ona da söyledim, kendisine de söyledim. Evet. Direnmen lazım, bu itmanları yemen lazım. Hocanın verdiği şanslarla kendini göstereyim. Çünkü sonuçta ilk senesi hocam, yani biraz tahammül edeceksiniz. Bir de orada şey de var, yani bir lobicik var. Kesin bir lobicik var. Yani Çağrı Kral'ın gönderilmesinde lobiydi. Bir lobicik var orada. Yani o da denilmişti hatırlarsanız Kastamonu Uşak Spor'da. Evet. Lobi. Evet, çocuğu evet harcadı. Ondan transfer Amasya'ya gitti. Bir yaşın ses Amasya'ya denendi. Gene olmadı. Tekrar denedi. Olmuyor. Gidemiyor artık. Çıdamlı gidemiyor. Yani bir de homesick. Yani eve bağlılık da var. Ev bağımlılığı da vardır. Ama Ünal'ın ailesi de varmış. Orada. Evet, akrabaları iyi varmış. Ünal'ın o yönetimde de akrabaları var. İyi, çok hayırlısı olsun. Çok evet ciddi bir şey. Ben başarılı olmasın canım. Daha iyi, güç, daha kuvvet çalışsa, daha hazırlanırsa. Bilmiyorum ama hayırlısı olsun. Yani buymuş kısmeti. Çok başarılar dilerim. İnşallah başarılı oluruz. Çok keyifli. Çok mutlu olurum. Evet. Keyifli bir geceydi. Bir kez daha teşekkür ederim ikinize de. Kırmadınız, katıldınız. 2015 yılında son programı. Evet. Sizlerle olalım. Temennim de sizlerle girmek. Neler söylemek istersiniz? Artık son sözler. Mesajlarınız da varsa verebilirsiniz. Tabii 2015 iyisiyle kötüsüyle geride bıraktık. Çok kötü yaşanan gerçekler vardı. Hı hı. Ölümlerin yaşandığı, intihar girişimlerinin, canlı bombaların, her türlü kötü olayları bu 2015'te yaşadık. Hep temennilerle giriyoruz. İnşallah yaşanmaz deriz ama daha da kötüleri yaşanıyor her geçen sene.
Yaşayarak göreceğiz her şeyi ama ben önce her zaman söylediğim gibi önce sağlıklı olalım. Hı-hı. Sağlıklı olursak, evet. Yani her işin başı sağlık. Sağlıklı olursak her şeyi kazanırız. Para da kazanırız, başka şeyler de kazanırız. Önce sağlık, çünkü ülkemize bakıyoruz. Özellikle herhalde bu sene en çok ölüm kalpten ve kanserden olmuştur. Bu yüzden önce sağlık diyorum ben tüm insanlara. 2016'nın önce sağlık getirmesini temenni ediyorum. Sonra gerisi gelir diyorum. Evet. Çok Barış'ı da sen yolla hocam. Barış mesajı da sen yolla. Evet. Çok teşekkürler. Çok keyifliydi. Evet. Güzel stüdyo. Serkan yönetmenimiz değildi. Kameraman arkadaşlar. Siz yorumcular. Yani çok keyif aldım. Kendimi güvende hissettim. Çok güzel bir programdı. Sıkıntı olmadı hocam. Sıkıntı yok. 2015'te Allah akıl yazan versin. Yani her yerin duman tutuyor. Barış'a ihtiyacımız var. Var hocam. Sosyal paydaşlara ihtiyacımız var. Sonuçta bu dünya hepimize yeter. Fazla da aşk göz olmamak gerekiyor. Sağlık, huzur çok önemli. Arkasından yetecek kadar para, biraz kariyeri varsa işte gençlerin yaşam kalitesi yüksek olsun. Ama Allah'tan barış çok ihtiyacımız var. Sağ olun, teşekkürler. Evet. Küçüğüdük, büyüdük hocam. Herhalde kısa da bir süremiz kaldı. Küçüğüdük, büyüdük hep. Bu sene bu hamburgerler aşılacak. Bu sene bu hamburgerler büyüdük. Spor hayatımız bitti. Çocuğum oldu. Çocuğum büyüdü. Çocuğumuz büyüdü. Neredeyse 15-16 yaşına geliyor. Aynı senaryolardan yıllarca devam ettik. Temennimiz inşallah bu anlaşma olur da artık bizim çocuklarımız da bizim gençlerimiz de bu Avrupa'ya giderler. Görürler. Bizler de onların yanında yaşarız. Görürüz, gururlanırız. Temennimiz o, inşallah bunu başarırız. Evet. Olur diyorum yani. Ümitli değilim, onu da belirteyim yani. Teşekkür ettim. Evet, Tahir'in çocukluğundan beri yaşandığı senaryoların en azından ben de son bulmasını dileyeyim. Keyifliydi. 2015'i geride bıraktık. 4 Ocak 2016 tarihinde, yani yeni bir yılda buluşmak dileğiyle. İyi bir pazartesi akşamıyla birlikte, iyi bir haftanın da sizlere olmasını diliyorum. Mutlu akşamlarla birlikte, mutlu yıllarda sizlerle paylaşıyorum. Teşekkürler. Yeniden birlikte olmak dileğiyle.